Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Tabii sıcak gelişmeler var. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta, daha doğrusu uçak öncesinde yaptığı açıklamalar önemli. Dünyanın gözü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaydı. Oradan bir alıntıyla başlamak isterim. Gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Filistin bizim vatanımız, babalarımızın, büyük babalarımızın toprağı bizim kalacak. Ve eğer birileri çıkıp gidecek olsaydı onlar işgalci, gaspçılar olurdu. Tanrı adına size soruyorum. O zaman 15 binden fazla çocuğu kim öldürdü? Bu suçu durdurun, hemen durdurun. Çocukları ve kadınları öldürmeyi bırakın. Soykırımı durdurun. İsrail'e silah göndermeyi bırakın. Bu sözler Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan efendim. Ayrıntılarıyla tabii bu konuya değineceğiz. Kimlerle değineceğiz? Önce konuklarımı tanıtayım. Gazeteci İsmail Dükel. Hemen yanında Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik var. Hoş geldiniz gece görüşüne. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Gazeteci Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı. Hemen yanında doçent doktor Levent Ersin Oralı, akademisyen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Annem hoş bulduk. Ve tabii ki Washington temsilcimiz ama New York'ta, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Yunus Paksoy bizimle birlikte. Çünkü bir nevi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler önemli. Tam da tüm bunların ortasında Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları dünya basınında konuşulurken, yer almışken, Mahmut Abbas'ın bu demin bahsettiğim konuşması çok dikkat çekerken, Netanyahu gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Dolayısıyla önce bir Yunus'la başlayalım. Yunus, Netanyahu ne yapıyor? Şu an için programı ne? Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşmiş Milletler'de ne anlatacak? Yarın o kürsüde ne olacak? Tabii bunlar tahmin ama yani en azından bu sorular hakkında öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ne konuşuluyor? İyi yayınlar Hande Fırat. Yine New York'tayız. Son günlerde olduğu gibi Türk evinin önündeyiz. Birleşmiş Milletler binasının önündeyiz. Ve bugün İsrail Başbakanı Netanyahu sadece birkaç saat önce, şu an izleyicilerimizin ekranda da gördüğü görüntüler, birkaç saat önce New York'ta havalimanında verilmiş ayaküstü demeçler. Çünkü uçaktan indi, yağmurun altında yine meydan okudu. Çünkü tabii bir ateşkes olur mu beklentisi varken kesinlikle böyle bir ihtimalin olmayacağını söyleyerek meydan okuyarak indi New York'a. Ve bu bize aslında yarın vereceği mesajlara içinde bir fikir verdi. Çünkü biz Netanyahu'nun buraya geldiğinde yarın genel kurula hitabında, ki dördüncü sırada çıkacak, cuma sabahı burada olacak Türkiye saatiyle, öğleden sonra yaklaşık, ne diyelim, 17 gibi, 17 sularında konuşma yapmasını bekliyoruz. Ve orada 7 Ekim'den bahsetmesini bekliyoruz. Nasıl İsrail'e bir saldırı düzenlendiğinden ve İsrail'in meşru müdafaa hakkını kullandığından, şimdi de bu 7 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın yaptığı saldırılardan ötürü Hizbullah'ı temizlemeye devam ettiklerini ve temizleyene kadar, Hizbullah'ı bitirene kadar vurmaya devam edeceklerini söyleyecek. Hatta dedi ki, bu biraz önce yaptığı açıklamada havalimanında, ben havadayken İsrail'den New York'a uçuşumda bir emir verdim dedi. Hizbullah'ın hava saldırılarından sorumlu komutanının öldürülme emrini verdim ve öldürdük de dedi. Gördüğünüz gibi hepsini vurmaya devam edeceğiz. Ateşkes mateşkes yok dedi yani. Ama bir son dakika bilgisi de vereyim ben Beyaz Saray'dan. Biraz önce Beyaz Saray sözcüsü şöyle söyledi. Dedi ki, bizim dün akşam yaptığımız ateşkes çağrısı İsrail'le koordineli bir şekilde yapılmıştı dedi. Çünkü ABD ve Fransa devlet başkanları Biden ve Macron artık saldırıların durma vakti geldi, 21 günlük ateşkes öneriyoruz demişti. Netanyahu Amerika'ya ayak bastığı gibi ateşkes falan yok dedi. Beyaz Saray'da şimdi diyor ki, biz aslında o açıklamayı İsrail'le koordineli yapmıştık, eş zamanlı yaptık diye de bir tepki gösterdi. Yani burada Netanyahu yine akıl oyunları mı oynuyor? Uzun zamandır söylüyorduk zaten hep, Netanyahu artık Biden yönetimiyle alenen dalga geçiyor diye. Bu dalgaların, dalga geçmenin, hani alay etmenin bir yenisini de Amerikan topraklarında yaptı. Ve Beyaz Saray'ı boşa çıkarmış oldu, Biden'ı boşa çıkarmış oldu.
diğer bütün ülkeleri boşa çıkarmış oldu. Yarın da biz Netanyahu'dan yine çok gövde gösterisi bekliyoruz. Yani burada gelecek, yine istediğimi yapacağım diye bir mesaj verecek. Şu an bizim hissettiklerimiz bu. Şimdi birazdan ateşkes çağrısını sana yeniden soracağım ne dediğini. Çünkü o bölümü ayrı konuşmak istiyorum özel olarak. Ama müsaade edersen lütfen, zaten bizimle olacaksın yayın boyunca. Şimdi havalimanına iniyor. İndiği an itibariyle de meydan okumaya başlıyor. Ateşkes yok diyor Yunus'un verdiği bilgilere göre. Ve arkasından da havadayken bir de emir verdiğini, Hizbullah'ın hava saldırılarından sorumlu komutanın vurulması için ve vurulduğunu söylüyor. Dolayısıyla şöyle başlayalım Zafer. Şimdi bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne, ki yapılan konuşmalar ortada, gayet rahat gidiyor. Gayet rahat gitmekte kalmadığı gibi iner inmez de aynı o hırçın ya da işte saldırgan, artık vicdansız tavrını inanılmaz bir şekilde sürdürüyor. Şimdi bu konuşmadan yola çıkarak soykırımcı Netanyahu Birleşmiş Milletler'de yarın ne diyecek? Senin beklentin ne? Ya burada Yunus'un söylediği hani bir ifade var ya, meydan okuma ifadesi. Aslında Birleşmiş Milletler toplantısı başladığından beri İsrail ve bence perde arkasında ABD zaten meydan okuyor. Bak, BM zirvesi başlıyor. Bunlar yoğun bir şekilde Lübnan'ı bombalamaya başlıyorlar. Yetmiyor. Ta Suriye'nin Tartus limanını bombalıyorlar. Orada kim var? Suriye'nin iki limanından biri. Ruslar var. Rus donanmasına ait unsurlar var. Yani Ukrayna meselesinin, Gazze'deki soykırımın yoğun bir şekilde konuşulacağı, bir çözüm arayışının, en azından çözüm arayışının olduğu BM zirvesinin toplandığı ülke ve onun destek olduğu diğer, artık onu ülke dememek lazım, terör devleti açıkça dünyaya meydan okuyorlar. Yani Netanyahu'nun konuşmasının özeti de bu. Bak şimdi şu anda hadi savaş diyelim. Savaş halinde olan iki ülke var değil mi? Bir tanesi Ukrayna, bir tanesi İsrail ve Filistin. Ukrayna Devlet Başkanı BM zirvesine nasıl gitti? Bir Amerikan nakliye uçağıyla gitti. O görüntüyü gördün mü bilmiyorum. Evet. Bir Amerikan nakliye askeri uçağıyla gitti. Bu nasıl gidiyor? Muhtemelen kendi özel değil mi? Jetiyle ya da sanıyorum uçağıyla gitti. Başbakanlık uçağıyla. Onu da merak ediyorum aslında. Şimdi şu o Zelenski'nin gidişini... Pardon, alalım onu. Tabii, Yunus tabii. Nasıl geldi o uçağa biliyor muyuz ve kim karşıladı Netanyahu'yu? Başbakanlık uçağıyla geldi. Kendi İsrail devletinin uçağıyla geldi. Tabii Zelenski ilk önce Polonya'ya götürülmüştü. Polonya'dan da Amerika'nın C-17... Ses gitti. Yunus'un sesi mi gitti arkadaşlar? Peki birazdan yeniden şimdi bağlanacağız. Var, evet. Zelenski de savaş halinde değil mi? Tabii. Bu terörist de savaş halinde sözde. Şimdi... Zelenski'nin karşısında bir güç olduğu için, daha doğrusu hem Zelenski'yi hem ABD çıkarlarını teyit edebilen o kapasitede bir devlet olduğu için bence sebeplerden bir tanesi bu. Bir tanesi de muhtemeldir ki dünyaya, bakın gördünüz mü, büyük bir tehdit altında mesajını vermek için onu askeri nakliye uçağıyla getiriyorlar. Ama Netanyahu'nun bu kadar rahat, bu kadar elini kolunu sallayarak seyahat edebiliyor olması... BM'nin kararları var, Uluslararası Adalet Divanı'na taşınan bir takım dosyalar var, alınmış sözde kararlar var. İsrail'in orada bir soykırım işlediği konusunda dünyanın %99'u hemfikir. Herkes bunu kabul etmiş durumda. En azından vicdanen bu savaşı kaybetmiş durumdalar. Ama buna rağmen bu kadar rahat elini kolunu sallayarak seyahat edebiliyor ve Birleşmiş Milletler zirvesine gidip İşte Hizbullah'ı vurmaya devam diyor. Aslında vurduğu oradaki siviller ve masumlar. Bak biz şunu gördük Hande. İnsanlar şunu kimse atlamasın. Kirli Gazze Savaşı'nın başlangıcına ne dediler? Gazze'nin kuzeyini boşaltın değil mi? Gazze'nin kuzeyinden insanları aşağı doğru sürdüler mi? Sürdüler. Sonra ne yaptılar? Güneyi bombaladılar. BM çadırları dahil. Şimdi ne diyorlar? Lübnan'ın diyorlar güneyinde sorun var. Benim kuzeyimde, İsrail'in kuzeyinde, Lübnan'ın güneyinde sorun var. Bölgeyi terk edin.
Dünkü rakam 500 bindi. 500 bin kişi evini yurdunu terk etti. Lübnan içinde başka bir yerlere gitmeye çalışıyor. Yarın öbür gün kendisi için risk ya da tehdit olarak gördüğü hangi coğrafyada kaç kişiyi, hangi ülkeleri tehdit edeceğinin artık bence bütün insanlık bir sorgulamalı. Yani ben o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hitler benzetmesi, bence son derece isabetli bir benzetme. Geleceğim. Hitler nasıl askeri güçle durdurulduysa bunu da artık durduracak tek şey askeri kuvvettir, güçtür. Hepsini geleceğim, tek yani tek soracağım. Bunlar artık şunu göstermiştir Hande. Yani bunların askeri bir kuvvet dışında durmaya niyetleri de yok. Dünyanın ayarlarıyla oynadılar. Dünyanın bence bütün dengesi alt üst olmuş durumda. Ve nereye kadar gidebileceklerini sürekli test ediyorlar. İsmail Dükel, yani şimdi bir sürü katliam yaptı. Bir sürü kadın, bir sürü çocuk öldürdü baktığımızda. Mahmut Abbas 15 binden fazla çocuğu kim öldürdü diye sordu. Gazze'ye giden, daha önce bilen biri artık onu tanıyamaz. Artık orada değil. Gazze'deki her şeyin %75'i tamamen yok oldu. Uluslararası toplumun İsrail'e derhal yaptırım uygulaması gerekiyor diye aynı kürsüden çağrıda bulundu. Ve iner inmez de ateşkesi yok, meydan okuyarak iniyor bir nevi. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür? Yani bu ifadeyi kullanmak istemiyorum ama katliamına ne yalan gerekçe uyduracak, ne zırvalayacak? Yani gerçekten o noktaya geldi çünkü artık. Yani bir gerekçe göstermek zorunda mı? Bilmem, birileri merak yani etmeyecek mi? Yani bütün salon gıkını çıkarmadan oturup dinleyecek mi onu? Hayır, gıkını çıkartacak, alkışlayacaklar bir de. Yani. Salonda hani, olacak mı kimse acaba? İşte bir de o soru var. Kaç kişi olacak? Onu, kaç kişi olacak? Onu göreceğiz. Mı acaba? Kaç kişi olacak? Şimdi arkadaşlar. 13-14 ülke adam, dışında olacak var adam, mıdır? Adam olmasa ne olur? Salon tamam boş olsa ne olur? Mahmut Abbas'a ver cevabını. 15 bin çocuğu kim öldürdü? Yani salonda hiç kimse olmasa ne olur? Bir mesaj olur. Millet bir... yuhlasa ne olur? Islıklasalar ne olur? Konuşturmama eylemi gerçekleştirmeye çalışsalar ne olur? 15 bin çocuk öldü, daha da ölüyor. Yani realiteyi konuşalım. Şimdi adam uçakta fotoğraflarını yayınladı. Yayınladı İsrail kaynakları. Adam uçakta. Uçaktayken talimat veriyor. Verdiği talimat biraz önce senin de söylediğin Hizbullah Hava Birim Komutanı Muhammed Hüseyin Sarun'un öldürülmesi yolunda. Ve gerçekleşen suikast sonucunda adam öldü. Başka bir şey daha var. Batı Şeria'nın İsrail'deki adı ne? Somrun. Somron ya da. Artık diyor Batı Şeria demeyeceğiz. Somron diyeceğiz diyor. İsrailler bunları söylüyor. Diyorsun ki bu cesareti nereden aldı? Bu nasıl bir meydan okumak? Adam bunu bugün okumadı. Adam 355 gündür meydan okuyor. Tam 355 gün ya da 356 gün. 7 Ekim'den bu tarafa sayın. 7 Ekim saldırısı oldu. Çıktı, konuştu. Bugünü söyledi. Bugünü söyledi. Aslında bugün de değil, yarın da söyledi Netanyahu. Milletin, dünyanın gözünün içine baka baka anlattı bu yapacaklarını. O tarihte kimse demedi ki, ya arkadaş bir dakika, sen doğru şeyler söylemiyorsun. Senin söylediklerini eğer gerçekleştirirsen, bak o coğrafya birbirine girer demedi. Aksine batıdan her giden biz Yahudiyiz diye gitti. Doğru mu? Doğru. O zaman bugün niye şaşırıyoruz ki Netanyahu'nun bu söylediklerine? Ya insan azıcık utanır gibi geliyor. Hayır, yok bana işte, yani anladın bu, mı? Yok, yani bu oraya gitmeye değil. Bile utanır. Yani orada onu sevenler yani, bir şekilde ya da destekleyenler, Hande, silah satanlar olduğu adam, gibi orada ondan nefret edenler de var. Adam, İnsan utanmaz Amerika, mı ya? Birleşik Devletleri yani şaşırmaya devam gitti, etmemiz lazım. Yoksa gitti, onlardan oluruz. Şaşıralım biz gitti, hala. Tam kaçtı? 52 mi 72 mi? Kez alkışlandı, 52'ydi galiba. Alkışlandı. Amerika. Evet. Ama bu Birleşmiş Amerika'da. Milletler. Abi Birleşmiş Milletler dediği nedir? Aslında bir koskoca sıfır olduğunu görüyoruz. Bunu bugün mü gördük? Hayır.
O zaman ama niye bugün şaşırıyoruz? Hayır, ya bugün yani Irak'ta 1,5 milyon insan ölürken o Birleşmiş Milletler denen yapı o zaman da vardı değil mi? Sesini çıkardı mı? 1,5 milyon insan nereye gitti kardeş? Dedi mi? Demedi. Bugün niye şaşırıyoruz? Milletler falan birleşmiş değil o zaman yani. Hayır efendim yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Aynen böyle Hitler konusunda şey. Söyleyeceklerim var. O konuya geleceğiz ona geleceğim, diye söylemeyeceğim. Yani sırayla konuşacağız. Sırayla konuşalım da İsmet abi çok anlayışlıdır. Senin de saçın bir değişik ve güzel olmuş bugün. Ben arada bir şey söyleyeyim. Bak, bir değişik ve güzel olmuş. Şimdi bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim, bak Zafer. Birleşmiş Milletler çok da fazla anlam yüklememek lazım. Şimdi bunun 5 tane daimi üyesi var. Evet. Rusya ve Çin bu toplantıda yok. Evet. Hani dünyanın dengesi, ayarları bozulmuş derken aslında zaten bunu söylüyorum. Zaten işte Birleşmiş Milletler yok. Yani ortada bir Birleşmiş Milletler kalmamış. Zaten evet. Geçen yüzyılın kurumuydu. Ayrılmış milletler. Bu yüzyılın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir yapı olmaktan uzak. Ya onu geç. Dünyada 1 milyar 700 milyon Müslüman var. BM'de temsil edilmiyor. Evet. Daimi 5 daimi üye arasında yok. Bakıyorsun. Millet değil onlar. Güney Amerika yok. Asya sözde Çin var ama hani öyle. Afrika'dan zaten kimse yok. Şimdi zaten şöyle bir baktığın zaman tabloya ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananları var orada. İkinci Dünya Savaşı niye çıktı? Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedenleri haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlardı. Şimdi bugün de yine bir haksızlık var. Aslında meseleye daha geniş bir perspektiften baktığımızda dünyanın bugün yaşadığı bu türbülansın sebebi bu haksızlık. Geçen yüzyılın kurumlarının artık bu yüzyılı taşıyamaması. Hı hı. Geçen yüzyılın kaybeden ya da ne bileyim kaybettirilmeye mahkum olan ülkelerinin mevcut düzeni kabul etmek istememeleri. Biden bile farkındaysan konuşmasında BM'nin yapısının değişmesi gerektiğinden falan bahsetti. Evet. Çünkü artık taşımıyor. Taşımıyor yani bu dünyayı taşımıyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Levent Bey'le tabii ki İsmet Özçelik'e de söz vereceğim ama Yunus beni duyuyor sanırım. Nasıl geldiğini Netanyahu'nu sormuştum. Onu bir kere daha biz senden alalım. Bir de mesela benim merak ettiğim bir konu. Netanyahu yarın konuşurken Biden salonda olacak mı? O konuda bir bilgimiz var mı? Başbakan Netanyahu kendi İsrail Devleti'nin başbakanlık uçağıyla geldi New York'a ve siz de görüyorsunuzdur arkamda gelip geçenler hep şemsiyeli. Bugün oldukça yağmurlu, ıslak bir gün New York'ta. Ona rağmen hatta o konuşmada uçaktan indikten sonra takım elbisesini görebiliyorsunuz Netanyahu'nun ıslanmış. Ya ona rağmen geldiği gibi böyle bir açıklama yapıyor. Bakın o kendi omzuna göre sağ omzu ıslanmış. Yani yağmurlu bir havada hemen başbakanımızı çıkaralım demiyorlar. Orada duruyor ve yağmur altında Amerika'ya meydan okuyor. Dün gece ateşkes çağrısı yapan Amerika'ya yok öyle bir şey ateşkes falan. Hatta diyor havadayken de Hizbullah yine vurdum, Lübnan'ı vurdum diyor. Şimdi bu bir meydan okuma. Tabii yarın Başkan Biden burada olmayacak. Başkan Biden dün ayrıldı New York'tan. Washington'a döndü. Hatta bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşecek birkaç saat içinde. Biden gitti. Biden orada olmayacak. Hatta Biden aynı şehirde dahi bulunmadı şu an Netanyahu'yla. Biden gitti, Netanyahu geldi. Yani birbirlerini yani yarın kimler aynı şehirde dinleyecek? Bile görmüş hangi liderler orada olacak biliyor muyuz? Tabii birçok lider konuştu aslında artık Hande Fırat. Çünkü evet. İsmet Özçelik'in sorusunu duyamadım. Protesto olacak mı? Yani öyle bir şeylerden de söz ediliyor. Şimdi liderler konusunda şöyle söyleyeyim. Salı günü başladı hitaplar ve bugün üçüncü gün. Netanyahu dördüncü gün konuşmuş olacak. Ondan dolayı zaten birçok ülke hani sırasını kullandı, hitabını yaptı. Ondan dolayı burada zaten çok da fazla artık şey kalmadı mesela. Basın mensupları bayağı azaldı, güvenlik önlemleri bayağı azaldı. Genelde böyle olur BM haftasında. Birinci, ikinci gün en yoğun, en yüksek günler olur. Daha sonra giderek azalır. Ama Netanyahu'ya karşı ciddi protestolar olmasını bekliyoruz. Mesela iki gün önce gece
sokaklarda birçok protestocu vardı. Filistin yanlısı, Lübnan yanlısı, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla yolları kapatıyorlardı. Trafik felç olmuş haldeydi. Hani zaten protestolar başladı yavaştan. Ama özellikle yarın tabii BM'nin çevresinde çok ciddi protestolar olmasını bekliyoruz. Bu akşamüstü dahil. Netanyahu'nun gelişi ciddi tepki gösterilerek karşılanacak. Şunu da hatırlatayım. O Nisan-Mayıs aylarında kampüslerin yangın yerine döndüğü, isyanların çıktığı zaman o isyanlar New York'tan başlamıştı. Buradaki Columbia Üniversitesi'nden. Yani burada ciddi de bir Filistin yanlısı, İsrail Netanyahu karşıtı nüfus bulunuyor. Peki. Şimdi Levent Bey, dinledikleriniz ışığında ve bu gerçekten vurdum duymaz, umursamaz tavrıyla Netanyahu yarın ne diyecektir? Bir defa bu meydan okumayı sadece Birleşmiş Milletler bağlamında değil, insanlığa karşı, tüm medeniyete karşı bir meydan okuma olarak taçlandırabiliriz. Çünkü BM'nin kuruluş gayesi yeniden büyük bir savaş olmasın şeklinde değildi. Tüm kuvvet kullanmaları yasaklayan, tüm çatışmaları yasaklayan, devletlerin egemen ve eşit olduğuna dair güçlü bir vurguydu. İsrail şunu söylüyor Netanyahu üzerinden. Biz egemeniz ama eşit değiliz. Devletler arasında eğer bir eşitlik varsa biz eşitler arasında birinciyiz. Onun dışında Filistin'miş, İngiltere'ymiş, Fransa'ymış. Hiçbirinin bir manası yok. Çünkü dünya beşten büyüktür sloganı bence artık yepyeni bir anlam aldı. Dünya birden büyüktür diye vurgulamak lazım. Bu birin mantığı... Ya da şöyle diyebiliriz, birleşmemiş milletler. Birleşememiş milletler. Evet. Ya da bazen şöyle diyoruz, birleşmiş bu milletler. Ki milyonlarca insanın katledildiği bir dünya savaşından sonra hala hiç akıllanamamış olacak ki Kore Savaşı'na göz yumduk. Vietnam Savaşı'na göz yumduk. Kongo'daki, Ruanda'daki, Sudan'daki katliamlara, soykırımlara, Srebrenica'ya göz yumduk. Irak'a göz yumduk. Afganistan'da önleyici bir meşru müdafaya göz yumduk. Şimdi buraya göz yumuyoruz. Dünya birden büyük mü? Biz bu hafta bunun testinden geçeceğiz. Şayet bir dediğim ABD ise şu ana kadar o birden büyük olamadığını gördük hep beraber. O bir İsrail ise ben yarın hala manalı, anlamlı ve çok büyük bir protesto bekliyorum. Hatta tarihin en büyük protestolarından bir tanesini bekliyorum. Salona hep beraber tüm devletlerin girip Netanyahu konuşmayı yaptığı zaman hep beraber çıkacaklarını ya da konuşturmayacaklarını ya da susturacaklarını ya da ellerindeki pankartlarla İnşallah. Neye yarar? Çok samimiyetle söylüyorum. Çok şeye yarar. Çünkü şayet... İnşallah bu arada. Buna büyük bir inanç beslememin sebebi şu. Güç zoru yener üzerinden gidiyorsak maalesef uzun zamandan beri konuşulduğu şekilde bir İslam ordusu kurulamadı. Bunu gördük. Olmayacağında bilincindeyiz. Güç zoru yener diyorsak Rusya ve Çin'in zaman zaman İsrail'i eleştiren tavrına rağmen sahaya inebilecek kadar coğrafi anlamda muktedir olmadığı gerçeğinin de farkındayız. Bu durumda hala maneviyat, hala vicdan diyorsak oradaki BM adına giden temsilcilerin, devlet başkanlarının, başbakanların, dışişleri bakanlarının çok güçlü bir protesto ortaya koyup Stockholm'e ya da Washington'a ya da Ankara'ya veya Londra'ya seslenmesi lazım. Siz bizi seçtiniz, biz sahaya indik, gördük ve salonu terk ediyoruz. Münih sokakları dolmaya devam etsin. Boş salona konuşsun canım. Johannesburg sokakları dolmaya çok devam pardon, etsin. Bu arada bir son dakikamız var. Efendim görüntüler de hazır. İsrail, Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Hermel bölgesindeki silah deposunu vurdu. O silah deposu Hizbullah'a ait. Şu an görüntüler ekranda sevgili izleyiciler. İsrail, Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Hermel bölgesindeki silah deposunu vurdu. O silah deposu Hizbullah'a ait. Şimdi tabii Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne iner inmez ateşkes yok diyerek adeta Yunus'un deyimiyle meydan okumuştu ve de havadayken emir verdiğini, Hizbullah'ın hava saldırısından da sorumlu komutanın vurulmasını istediğini ifade etmişti. Anlıyoruz ki tek emir bu değil. Emir aslında daha geniş bir emir. Şu an o ortaya çıkıyor. Çünkü Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Hermel bölgesindeki silah deposu İsrail tarafından vuruldu. Ciddi bir patlama görüntüleri izliyorsunuz şu an itibariyle. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e, birleşememiş milletlere giderken
gitmişken çok rahat bir şekilde verdiği emirleri söyleyen ve o Birleşmiş Milletler'deyken hala bombalamanın devam ettiğini görürken Netanyahu'dan yarın insani, şu kadarcık insani, insanlık adına bir açıklama beklemek gerçekten doğru olmayacak. Yani başka bir ifade kullanacaktım ama televizyonda olduğumuz için kullanmıyorum. Dolayısıyla yani keşke Levent Bey'in söylediği olsa bomboş bir salona konuşmak durumunda kalsa. Hatta keşke protestolar o kadar çok olsa ki Netanyahu konuşamadan Birleşmemiş Milletler'den ayrılıp gitmek zorunda kalsa. Bir cümle tamamlayayım. Tabii ki. Büyük bir fırsat. BM adına Zafer Bey'in belirttiği şekliyle 80 yıllık köhnemiş, San Francisco Antlaşması'yla anlamını kaybetmiş, sosyal düzen kurallarına uyum sağlayamamış, devletler arasında var olan eşitliği kurgulayamamış bir model için son şans. Çok güçlü bir protesto olursa BM için biz yarın şunu da konuşabiliriz. Bravo. En azından 193 devlet mahiyetinin bilincinde, kağıt üzerine yazanların bilincinde ve bunun anlam bütününe ilişkin bir protesto yaptılar ki sokaktaki halklar daha yoğun dağılabilsin. Amerika'da, Londra'da üniversiteler açıldı. Şimdi ben bekliyorum. Yani Cambridge'de bekliyorum, Oxford'da bekliyorum, Yale'de, Kolombiya'da bekliyorum ve bunlar ses getiriyor. 3 aydır üniversiteler kapalı olduğu için çok büyük protestolar yoktu. BM'yi en çok o çocuklar izliyor. En çok Gazze'deki çocuklar izliyor. En çok Batı şehirlerdeki çocuklar izliyor. Eğer bu 193 kocaman adam yarın bu refleksi gösteremezse o çocuklar çok daha derin, çok daha büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. O bakımdan o çocuklar için yarına umut var etmek için ben o kocaman adamlardan güçlü protesto bekliyorum. Yarın şimdi Netanyahu'nun konuşmasını sırasında o salonda olmasını beklediğimiz ülkeler hangileri? Yunus biliyor mu acaba onu? Gerçi biraz soruyu duyabildin mi? Duydum ancak da bunu Yunus, bilmek yarın, mümkün değil. Tamamen ülkelerin kendi o andaki katılmama durumlarına bağlı. Yani onu bilmemiz mümkün olmuyor. Yani oraya nasıl temsilci gönderecek, hangi temsilcisini gönderecek? Mesela şu an bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan hala burada, Türk evinde temaslarını sürdürüyor. Mesela gidip gitmeme kararı tabii Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti katılmak isterse kim gidecek? Dışişleri Bakanı mı? BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız mı? Yoksa daha düşük seviyede bir diplomat mı? Bunu tabii kararını her egemen devlet kendisi veriyor. Bir liste yok. Şu konuşmaya şu kişiler katılacak diye. Evet, peki. Anladım. İsmet Özçelik şimdi iniyor, meydan okuyor, emir verdiğini söylüyor. O arada sıcak gelişme, Lübnan'da silah deposunu vuruyorlar. Dolayısıyla ne anlamalıyız? Tüm bunlar ne anlam ifade ediyor? Ve yarın bu Netanyahu Birleşmemiş Milletler'de ne söyleyecek? Şimdi bu patlamaları şimdi gösteriyoruz. Biz bu patlamaların birçoğunu Gazze'de de gördük. Yani şey gibi böyle nasıl film seyreder gibi canlı canlı o savaşı. Çok özür dilerim. Saldırıyla ilgili yeni bir bilgi sevgili izleyiciler. Lübnan medyasına dayanarak söyleyebiliyorum. Hermel bölgesindeki saldırıda Lübnan'la Suriye'yi birbirine bağlayan bir köprü de hedef alındı. Evet. Şimdi izlemekte olduğunuz görüntüler İsrail, Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Hermel bölgesindeki silah deposunu vurmasıyla ilgili. Bu silah deposu, bu görüntüler, bu patlama anları Hizbullah'a ait silah deposunun vurulmasıyla gerçekleşti. Lübnan medyası da aynı zamanda Hermel bölgesindeki saldırıda Lübnan'la Suriye'yi birbirine bağlayan bir köprünün de hedef alındığını duyurdu. Evet. Buyurun devam edin. Şimdi bu tür olaylara nereden baktığınız önemli. Şunun için söylüyorum bunu. Yani Netanyahu, İsrail'in belli bir askeri gücü var. Arkasında Amerika var, NATO ülkeleri var. İşte hepsi kuyruğa dizilmişler daha başında 7 Ekim'den sonra. Bunlar var ve buradan sürekli saldırıyor.
Nasıl saldırıyor? Daha çok havadan saldırıyor. Yani havadan uçaklarıyla götürüp vuruyor. F-35'leri var, F-22'leri var, neyse 15'leri var. Var da var. Yani parayı da Amerika veriyor. O da hepimizin bildiği bir şey. Füzelerin nasıl geldiğini CNN görüntülerle havaalanında göstermişti daha olayın başında. Yani böyle bir manzara var. Neydi mesela Lübnan'a niye saldırdı? Dedi ki ben kuzeydeki vatandaşlarımı evlerine döndüreceğim diye saldırdı değil mi? Şu anda İsrail'in hiçbir yerinde güvenlikleri kalmadı. Bakın güneyde belli bir kesim vardı. Yaklaşık 100 bine yakın bir insanı evlerinden güvenlik nedeniyle ayırmışlardı. İşte Tel Aviv'e, Kızıldeniz bölgesindeki otellere yerleştirmişlerdi. Şu anda bölgeden gelen bilgiler İsrail'in o güvenlik çemberinin daha da genişlediğini gösteriyor. Yani şu anda Hayfa hedefte. Hayfa'da insanlar uzaklaşmaya başladılar. Sadece bu tarafta değil, öbür tarafta da. Hatta benim bilgilerime göre şu anda kuzey sınırı Lübnan'ın siviller boşaltılmaya çalışılıyor. Ve önemli bir kısmı da Suriye tarafına geçiyor. Oradaki sivillerin boşalmasından sonra asıl belki savaşın daha da nasıl şiddetleneceğini göreceğiz. Ha bu İsrail tarafından değil. İsrail için sivil önemli değil. Ölen çocukmuş, yaşlıymış, kadınmış, erkektir. Hiç önemli değil. Yani şu anda İsrail'in her tarafı güvensiz halde. Ve şu anda bir yasa da çıkarmışlar. Bir sekretim var biliyorsunuz. Birçok bilgi o hal çıkarmışlar. Ve birçok bilgiye yasak getirmişler. Bunu İsrail medyası da diyor. Mesela İsrail Radyosu'nun bir haberi var önünde. Güneyden, kuzeyden güneye ateş çemberindeyiz diyor. Bakın hiç hesaplanmayan bir olay oluyor. Şu anda Golan'da, Suriye tarafında... Onları konuşacağım ama. Evet. Gelecek sırası. Yani sadece şunu söyleyeyim. Ciddi bir kara gücü de birikmiş vaziyette. Dünyanın her tarafından gelen güç birikmiş vaziyette. Kara gücü olacak, harekat olacak evet. mı? Hedef ne? Bunların hepsine geleceğiz ama... Bir şey söyleyeceğim. Onları sonra konuşacağım dediğin şeylerin %80'i sonra konuşulmuyor. Konuşulacak. İstersen... Sırayla gidebilirsek hızlıca evet. konuşacağız. Yani diyeceğim burada... Şimdi tamam İsrail vahşet yapıyor, soykırım yapıyor falan ama... İsrail de rahat değil. Bakın olmayacak da zaten. Şimdi savaşta biz sürekli... Ya öyle diyorsun da evet. adam elini kolunu sallaya sallaya gene geldi Amerika Birleşik Amerika'ya Devletleri'ne. Gidiyor ama. Ya gidiyor da... Amerika'ya gidiyor. Bak Amerika dediğin yerde şu an adı yani biz birleşememiş diyelim. Levent Bey bir desin. Zafer... Ben o Kerim oyunlarını yapmadım siz yaparken yani çok eğlendiğinizi gördüm. Ay, eğlenmiyorum. Zafer işlevini yitirmiş desin. Ondan sonra ortada olmayan bir kurum olsun. Ama sonuç itibariyle gayet yüzsüz bir şekilde evet. gidebiliyor. Ama ve gayet bir yüzsüz şey, bir şekilde niye, açıklama yapıyor ya. Niye şaşırıyorsunuz ki? Dünya şaşırmıyorum. Zaten başka bir ülkeye gitmedi bakın bugüne tepki kadar. Tepki gösteriyor. Hande. Seyahat özgürlüğü oldu tekrar Amerika. Bakın başka bir ülkeye gitmiyor. Sadece Amerika'ya böyle gidiyor. Patron çünkü orada. Patron oraya gittiği için bu kadar rahat. Yani bu da bize aslında bu işin arkasındaki güçleri de gösteriyor. Hayır bakın, şu da var İsmet meselesinde... abi bu protesto meselesi ya şimdi kim bunları protesto edecek? Etse ne olacak? Yani adamlar zaten tek kale maç oynuyorlar. Yani dünya ve dünyanın geri kalanı ve bunlar yani bunları... Zafer bazen yani tepki, bazen sıfır tepki... Ya, yani niye ya tepki göstermek gerekiyor? Hayır öyle demeyin ya. Konuşturmasan ne olur? Çok şey olur. Öyle çok ya. Şey olur. Demeyin öyle. Şimdi bir saniye peki... Orada 193 devlet katıldı. Zaten devlet başkanı. Şimdi orada kim konuşacak? Netanyahu. Netanyahu ne bir devlet başkanı. Devlet başkanı mütekabiliyet esasına göre eğer protestonun anlamlı olmasını istiyorsan bir devlet başkanının onu protesto etmesi gerekiyor. Doğru mu? Tabii. Yok. Devlet başkanları konuşmasını bitirmiş, çekmiş gitmiş. Abi fark etmez. Hangi düzeyde, ülke adına hangi düzeyde, hangi düzeyde temsil edileceğinin orada bir önemi olacak. Temsil edilmesin. Sen protesto... Ya yapmayın arkadaşlar. Yani politika bu. Üstelik dış politika. Mütekabiliyet arkadaşlar, esasını dünya kamuoyu çok iyi diye bir şeyimiz yok mu bizim dünya ya? Kamuoyu dünya kamuoyu diye. Ama yani dünya kamuoyu... Amerika'da öğrencilerin ayağa kalkmasından hepimiz mutlu olmadık mı? Olduk. Londra'da bir milyon kişinin yürümesinden... Olduk. Irak'ta mıydı? Ayakkabı fırlatma hikayesi. Evet gazeteci. Evet. Gazeteci, Irak'ta. Evet. Tamam mı? Yani bunun bin bir türlü yolu var. Yolu var tabii canım. Hani bir de şunu unutmayalım. Bakın biz bazen acıları zevk ediniyoruz. Bence mücadeleyi bence öne çıkarmak lazım. Şimdi doğru İsrail vahşet yapıyor, öldürüyor.
Ya bizim Çanakkale Savaşı'nı hatırlayın. Karşımızdakiler kimdi? Dünyanın en büyük gelişmiş ülkeleriydi değil mi? Askeriyle, en son teknolojisiyle geldi. Biz 60 bin şehit verdik. Doğru. 250 bin kişi savaş dışı kaldı. Doğru. Savaşı kim kazandı? Biz kazandık. Yani direnen o ruh, ölümden korkmayan Mustafa Kemal'in emri neydi? Ya zaten... Size saldırıyı değil, ölmeyi emrediyorum diyordu. Ya İsmet abi, yani ona bu ruhla hareket etmek lazım. İtiraz yok ki. Ben BM'deki hani bu protestoların, protesto beklentilerinin genel toplamda bir işe yaramayacağı kanaatindeyim. Onu söylüyorum. Ama dünya yoksa kamuoyu... Zaten... Hamas zaten direniyor. Hizbullah zaten direniyor. Ama yani burada artık yapılması gereken şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani, ifade ettiği gibi askeri bir kuvvettir. Bu İsrail sadece kuvvetten anlar. Günün sonunda şöyle uluslararası yapalım, adalet divanına gittiler madem. Ne oldu? BM güvenlik, BM'nin güvenlik konseyinde de karar alınmadı mı? Alındı. Ne oldu? Ne uygulandı oldu? Mı? Uygulanmadı. Yani dolayısıyla güvenlik konseyinde alınan kararların uygulanmadığı bir yapının bu toplantısında Netanyahu protesto edilsene edilmesene. Ya bizim derdimiz şu, dünya kamuoyu açısından teslim bayrağını çekelim, beyaz bayrakları bırakalım İsrail'e. Hayır, yani beyaz bayrağı oraya bıraktım. Gider bu işin anlamlı sonucu. Anlamlı bir şey yapmak lazım. Yani, tabii tabii. Ben protesto ettim, arkamı döndüm, çıktım, hayır, gittim. Hayır canım, karşılığı öyle bir şey söylemiyoruz. Yok. Hayır, şimdi, anlamlı bir şey. Çok evet. Doğru, adamın bir tanesi kalktı, gazeteci ayakkabıyı fırlattı. Evet, Irak. Bu, ayakkabı fırlattı. Çok anlamlıydı. Ya bir dakika, ayakkabıyı fırlattı ama arkasından milyonlarca çocuk, öncesinden ve arkasından ayakkabı giyecek, o ayakkabılara giyecek çocuk yoktu. Çünkü öldürülmüşlerdi. Sonra sen istediğin ayakkabıyı patla, fırlat. O gazeteciyi ne yaptılar? Kaç? 15 bin çocuk öldü diyoruz, doğru mu? Maalesef. Sen ayakkabıyı mağazasıyla fırlat abi. Üstadım, çocuk bak, ölüyor. Öneri, başka bir şey yani, bu, ölüyor. Bu başka o, bir şey. Peki onu da yapmasında ne oluyor? Şu anda Amerika'nın ya, Irak'tan ya şimdi, çıkın tartışması yapılıyor Hoca, ya. Nasrettin Hoca yüzüğü kaybetmiş, millet arıyor. Nerede kaybettin demişler gençler, çocuklar. Çocuklar demişler, şu ağırda kaybettim. Ha, demişler hoca, peki niye bu direğin altında arıyorsun? Orası karanlık, bulamıyorum. Onun için belki burada bir umut. Peki şimdi, önerin ne İsmail? Öneri eğer yapabiliyorsa Arap coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası. Hayır, peki o da bir orduyu kuracak. Bakın, olmadı diyorsun, onu yapamaz. Hep olmadı diyorsun, olmadı diyorsun. O zaman onu da yapmadılar diyorsun. Kabuk fırlat Netanyahu'ya. Hayır, ben manalı buluyorum. Araplar bunu yapamaz. Yani şu an o zaman Allah tamam, aşkına. Ayakkabı fırlatalım, Gazze, Gazze'nin falan yani. %75'inin yerle bir yani, olduğunu tamam. Söyleyen Mahmut Abbas. Şimdi Lübnan bombalanıyor. Yani gayet net bir şekilde kara harekatına hazırlanılıyor. Dolayısıyla hani bilmiyorum ama hani sessizlik yapsınlar. Mi iyidir? Yoksa illa bir şekilde ses yükseltmek mi iyidir? Sessizliği kabul demek. Dış politikayı iyi takip ediyorsun. Türkiye dışında... Ben sessiz kalın demiyorum. Bir şey soracağım. Çocuğumu söylüyorum. Ordu kurduyorum. Ya, başından beri bunu söylüyoruz. Arkadaşlar. Belki ben hiç bilmediğim için soruyorum. Evet. Türkiye dışında İsrail'e ekonomik anlamda ambargo uygulayan, ekonomik ilişkilerini askıya alan kaç ülke var? Çok az sayıda. Yani ne kadar, mesela Bolivya var. Venezuela var. Çok az sayıda. 15 Temmuz'da bizim yanımızda kim varsa 3 aşağı 5 yukarı onlar var. Bazı yani bilmediği, herhalde açıklanmadığı için... Orada şiddete yönelik kullanılabilecek her türlü mala diyeyim ve işte mühimmata çift kullanımlı diyeyim. Yasak getiren önemli var. Avrupalı İspanya ülkeler var, de İrlanda var. Slovakya var, Norveç var. İyi de yani Türkiye'de ticareti askıya aldı. Ne zaman askıya aldı? Nisan. Ne zaman oldu olay? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 6 ay boyunca İsrail'le ticaret devam etti. Yani o da ayrı ya bir tartışma konusu. Ayrı bir tartışma konusu. Arkadaşlar orada bu iç siyaset malzemesi yapıldı ama siz o karar alınmadan önce Filistinlilerin, bizzat yetkili temsilcilerinin Türkiye'nin kendilerine perde arkasında da perde önünde de nedenli yardımcı olduğuna dair kaç tane beyanı var. Artı evet. Bu defalarca anlatıldı. Bu Türkiye limanlarından geçen yabancı gemilerden daha önce imzalanmış Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin orayla anlaşmalarından kaynaklanan bir durum olduğu defalarca anlatıldı. Bu bugünün meselesi değil. Şimdi bugün yani ya bunu Türkiye tartışmamızın şimdi bu bir şey zorlu yok. Bir dönemden geçtiği, ekonomik olarak zorlu bir dönem geçtiği bu süreçte İsrail gibi hatırı sayılır bir ticaret hacmine sahip olduğu bir ülkeyle ambargoyu koymuş mu kardeşim? Büyük koymuş. Cesaret.
Yani dünya üzerinde bunu yapan kaç tane ülke var? İşte açık açık kimse söyleyemiyor. Bolivya diyorsun. Birkaç ülke daha sayıyorsun. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İngiltere'nin de bir efekti İslam var. Dünyasının da yapması gereken bütün ülkelerin bu. Ellerindeki en önemli kart petrolse, doğalgazsa, bunu başta İsrail olmak üzere İsrail'i destekleyen ülkeleri de işin içine katarak edinmelerini zorlaştıracak tedbirleri almaları gerekiyor bunu durdurabilmek için. Hani askeri güce gelmeden bunlar yapılmalıydı. Bunları yapmadıktan sonra... Şimdi yapılan yanlışlar olabilir. Yani bunları şimdi geçmişi yani sürekli kaşıyıp da yanlışları tekrar etmekten ziyade önümüze bakalım daha çok. Ben işin asıl orasındayım. Ya yarın bir fırsat yani var. Yani o yapılmalı, dünya kamuoyu açısından son derece önemli. Bütün televizyonlar bunu konuşacaktır. Evet. O önemli. Yani askeri güç meselesi zaten bunu başından beri söylediğimiz şey. Askeri güç, İsrail güçlenenler, İsrail'i caydıracak bir askeri güç oluşturulmalı. Hatta şöyle, Mısır kapısını bir şekilde zorla, BM'yi zorlayıp oraya askeri güçle şöyle, el konulması şöyle gündeme gelmeliydi. Şöyle yapalım isterseniz. Biraz akışı değiştireceğim. Çünkü İsrail ordusu bir açıklama yaptı sevgili izleyiciler. Ve Hizbullah'ın güneydeki hedeflerini Lübnan'da, Güney Lübnan'da vurduklarını, vurmaya başladıklarını ifade ediyorlar. Yani vuruyoruz, Lübnan'ı vuruyoruz. Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vuruyoruz diye bir açıklama yaptılar. Şimdi eğer haritamız varsa o da ekrana gelsin. Şimdi işin tabii enteresan boyutu şu. Yani şimdi siz bana belki hani gene tepki ya da işte aman halinde çok mu safsın diyeceksiniz ama yani canım, bırakın Fransa ile Almanya'nın ateşkes kağıdını falan Netanyahu uçaktan iniyor kendi uçağından Amerika Birleşik Devletleri'ne tamam abisinin ya da babasının evine iniyor diye bakabilirsiniz ama ya bu kadar da değil, birilerinin de artık bir yeter be demesi gerekiyor. İniyor. Orada diyor ki ateşkes yok. Emir verdim komutanlarını öldürsünler diye. Ve o Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken sanki dün Birleşmiş Milletler'de hiç bu konuşmalar yapılmamış gibi. Sanki dün dünyanın bir kısmı ona hiç tepki göstermemiş gibi. Bu gecede Lübnan'ı vurmaya Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın Beka Vadisi'ndeki Hermel bölgesindeki silah deposunu vurdu. Aynı zamanda Suriye ile Lübnan arasındaki köprüyü de hedef aldığı ifade ediliyor. Ve İsrail ordusu net bir şekilde açıklama yaparak Lübnan'daki şu an itibariyle Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken, Birleşmiş Milletler toplantısına gitmişken Hizbullah'ın hedeflerini vurduklarını da ifade ediyor. Şimdi tabii buyurun. Şimdi Netanyahu biraz önce kendi resmi Twitter hesabından bir şey paylaştı. Fotoğraf. Fotoğraf havada bir jet uçağı. Diyor ki sözde değil icraatla konuşacağız. 3 dakika oldu paylaşalım. İrem ona bir bakalım, onu da getirelim o zaman ekrana. Sevgili izleyiciler 3 dakika olalı Netanyahu'nun paylaştığı sosyal medya mesajı bir kere daha tekrarlar mısın? Bir jet uçağı 3 dakika evet bir fotoğraf paylaşmış. Jet uçağı. Uçağın üstünde yazı var. Onu okuyamıyorum ama çevirse sözde değil icraatla konuşacağız diyor. Sözde yani, bir şey söyleyebilir mi konuşacağız? Hande. Ha tabii şey Hande, şu haritada bir şey söyle gösterebilir miyim? Tabii lütfen gelir misin? Bir defa önce şunu söyler misin? Önce şu son patlamadan bunu alalım. Bunu niye söyledim? Utanma diyorsun da. Utanma. Yok yani yok. Evet, yani, yok. Farkındayım. Yok. Ama ben gene de hani inatla bu yani içimde bunu, mi kalsın? Çatlayayım ki, mı? Çatlama. Sen diyorsun ki utansın. O da şimdi güç gösterisi. Güç gösterisi yapıyor. Şimdi Beka Vadisi burası değil mi? Bugün evet. Vurulan, şu an vurulan. Evet. Demin o bombardımanı evet. Gördüğümüz yer burası. Evet. Hizbullah'ın evet. Doğduğu bakın, yer. Doğduğu yer. Bakın şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Gazze ne kadar bir şey haritada? Küçücük. Kaç aydır bombalıyorlar? Evet. Peki direnişi kırabildiler mi? Evleri yıktılar. Şöyle ama İnsanlar zorda. Olmasa bakarsan bak %75'i yok Gazze'de. Hayır bakın Gazze yok. Bakın binalar yok. Hı hı. İnsanlar
Orada 2,3 milyon insan yaşıyordu. 50 binine yakını öldürdüler kayıplarla beraber. De ki 60 bin. Hı. Ama direnci kıramıyorlar. Şimdi bakın bu şu kadar bir yer. Evet. Ve bunun da her tarafı çevrili. Hı. Burası Hizbullah'ın olduğu bölgeler. Bakın bir cephe gerisi var. İki denizle bağlantısı var. Burada cephe gerisi var, Suriye ile bağlantısı evet. var. Şimdi böyle bir yeri sadece bombayla çözebileceklerini düşünebiliyor musunuz? Yani şurada bir örnek var. 2006'yı hatırlayın. 2006'da aynı bu şekilde vurdular. Ama neyi amaçladıkları önemli. Hizbullah'ı püskürtüp Litani Nehri'ne sınır yapacak bir zihin dünyası varsa bunu başarabilir maalesef. Hayır, bakın İsrail. Ama buraya karadan girmesi lazım. Orada BM var. Gireceği BM... 30 kilometre bir dakika, zaten. Şöyle yapalım. Bir dakika şöyle yapalım. Şimdi aslında burayı bombalıyor. Değil mi? Burayı da bombalıyor hocam. Burayı da bombalıyor. Evet, her taraf peki. bombalıyor. Ama bir yandan da bir kara harekatına hazırlandığını biliyoruz. Evet küçük ama emin harekatı. Değilim ondan. Peki. Eğer hani bu... Söylüyorlar da. 2006'yı da unutmuyorlardır hayır. herhalde. Tamam. 20 yıl geçti aradan. Bir dakika. Netanyahu. Eğer şunu diyor ama bak İsrail 2. üst üste açıklama var. Lübnan'a karadan gireceğiz. Asker Lübnan'a ayak basacak. Peki ve Netanyahu diyor ki Lübnan'da ateşkes olmaz. Bu karadan girme ilk nereden olacak o zaman? Orada. O zaman şuradan. Buradan olacak. Tabii. İlk, şimdi burası yok. İlk burada hedef, bu sınıf yok. Burası. İlk hedef burası. Ve tabii. şu nehre kadar olan bölüm. O kadar. Zaten yani hesapları bu. Yani bir dakika. Bu arada. Bir dakika. Bu nehre kadar olan bölüm derken sınır bu nehir şurası mı? O evet kadar. Evet. Şurası. Yok buradan, buradan bunların gidelim. Niyeti buradan böyle gitmek. O, oraya gidemezler. Çünkü hayır şöyle diyorlar ya bizim sınırımız aslında burasıydı. Oraya gidilemeyeceğini biliyorum. Zor. Golan'la Litani Nehri arasında bir tane çizgi çekip pardon, bu kadar. Pardon burada bir göster ya da reklamdan sonra tabii, size tabii, alayım. Tabii. Peki. Bir şey daha söyleyeceğim aha. yalnız. Şurası Golan. Golan tepeli. İsrail'in evet. işgal ettiği evet. bölge. Evet. Şu anda bura bu bölgede 40 bine yakın ülkelerden gönüllü gelmiş vaziyette. Onu da unutmasınlar. Şii milisler ağırlıklı. Bu da, evet. bu da İsrail'e Amerika'dan alacağı 40 milyar dolar yardım demek. Yani, o zaman dakika, almasın diye hiç dokunmayalım. Bir dakika, ya. Bir dakika. O zaman İsrail'in Gazze'yi saymazsak burada bir ve iki cephesi var. İki olabilir. Cephesi var. Ay, değil olabilir. Mi? Evet. Aynı anda bu iki cepheye İsrail'in gücü yetecek mi? İşte sorun orada bakın. Bu iki. Daha doğrusu Amerika bir taraftan, Birleşik Devletleri'nin bakın, unutmayalım arkasındaki. Tabii tabii. Hayır, anladım da bakın bütün derken... bunlara rağmen söylüyorum. Hı-hı. Bakın şurası haritada gözüküyor. Küçücük bir yer. Evet. 12 ay oldu. 12 aydır burayı çözemediler. Hala bakın görüntüler geliyor. Hala çadırlara saldırıyorlar. Ama ciddi de kayıp veriyor. Helikopterle sürekli yaralı taşıyor. Ama İsmet Bey bir İsrail. Şey daha var. Gazze'de Hamas'ın kaçabileceği pardon, başka pardon, yer yok. Pardon reklama gidiyoruz. Ha, reklama gidiyoruz. Var. Ama bir son dakika bilgisiyle gidelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri açıklama yaptı. Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyor dedi. Bir kere daha söyleyeyim. Biz Gazze'lileri hayal kırıklığına uğrattık dedi. Uyanında, evet uğrattınız uyanında günaydın. Uyanında balığa gidelim derler evet, adama Anadolu'da. Ben de günaydın diyerek pardon bir reklam arasına yani. Gidiyorum sevgili izleyiciler. Efendim gece görüşü devam ediyor. Bu saat itibariyle İsrail ordusu Lübnan'ı vurmakta olduğunu açıkladı resmi olarak. Beka Vadisi'nde Hizbullah'ın hedeflerini, silah deposunu vurduğunu ifade etti. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri açıklama yaptı. Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar dedi. Ve İsmail Dükel'in ifade ettiği, Netanyahu'nun 3 dakika demişti, herhalde 13 dakika olmuştur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken attığı mesaj bu. Bu bir savaş uçağı. Sözde değil, icraatla konuşacağız diyor. Yani aslında peş peşe gelen bir kendince artık o kadar yüzsüz, o kadar umurunda değil ki insanlık. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Birleşmiş Milletler toplantısının yapılmakta olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne kendisine katil denilen kürsüden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki BM toplantısına katılmak için gittiği orada önce ateş kes yok diyor. Sonra ben diyor
Talimat verdim. Hizbullah'ın hava saldırılarından sorumlu komutanın vurulması için diyor. Arkasından o Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken Lübnan vurulmaya başlıyor. O aynı zamanda İsrail ordusu açıklama yapıyor. Lübnan'ı vuruyoruz diye. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Netanyahu, yani bunun artık adını koymakta zorlanıyorum, sözde değil icraatla konuşacağız diye bu mesajı paylaşıyor. Gerçekten içler acısı. Gerçekten şöyle bakıyor herhalde. Oh ne güzel, bu dünya benim. Arkamda da Amerika Birleşik Devletleri var. İstediğimi yapıyorum. Nasılsa bunların hiçbiri bana karşı gıklarını çıkaramıyorlar. Yapmaya da devam edeceğim. O topraklarda yapıyordum. Hiçbir şey yapamadınız. Geldim, hepinizin konuştuğu Amerika Birleşik Devletleri'nden de aynı şekilde bu tavrımı sürdüreceğim diyen bir insan demeyeceğim. Çünkü bu kadar çok katliam yapan birine insan denilmez. Lütfen deminki haritayı bir ekrana getirelim. Ricam bu. Levent Bey, sizi buraya bir alayım. Peki. Şimdi neden şunun için? Beka Vadisi bu akşam vurulan vadi. Evet. Burada Hizbullah yapılanması ne kadar? Yani çünkü önce Hizbullah'ın silah deposunu vurduklarını ifade ettiler. Ne kadar bir yapılanması var? Ne kadar deposu var? Mühimmatların hepsi Beka Vadisi'nde mi? Önce şunu ifade edelim. Bu Nitani Nehri Beka Vadisi'nden doğan ve Doğu Akdeniz'e açılan bir nehir. Tamam. 2006 yılında 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bu nehrin alt kısmı silahsızlandırılacak demişti. Ve Hizbullah bu karara uymadı. Uymazken de makul bir tez ortaya koydu. Eğer biz Taif Antlaşması'nın aldığımız yetkiyle silah bırakırsak İsrail bu bölgede Batı Şeria'yı da Beyrut'u da çok kısa süre içerisinde işgal altında tutar dedi. Ve Lübnan hükümeti tamam dedi. Siz bu bölgede konumlanın ve silah bırakmayın. İsrail'in temel hedefi o halı bombardımanı diye andıkları alanda yukarıya kadar şu bölgeye kadar tamamını bombardımana tutup o bölgedeki Hizbullah mensuplarını yukarıya taşımak. Yukarıdan kastımız neresi? Bir dakika. Yani Tiberia Gölü'nden başlayacak, doğru mu? Orası zaten büyük oranda tamam. İsrail'in. İsrail'in ama Golan Tepeleri var. Evet, orayı kendinin görüyor. Orada İsrail vatandaşları var şu anda. Var, tamam. Zorla verdi vatandaşları tamam. İnsanlara. Dolayısıyla şu bölümü komple çıkın yukarıya buraya tarayacak. Kadar. Aynen bu. Ben bu nehre gelince duracak. Duracak. Mı? Niye duracak? Ha niye duracak? Şimdi, tabii ki kara operasyonunun coğrafi sınırı bu kadar. Bu tepelik bölgeye çıkamazlar, nehri aşamazlar. Peki. Sonra diyecekler ki, bakın biz küçük çaplı bir kara operasyonu yaptık, kayıp da verdik ve Hizbullah'ı zaten Batı dünyasındaki birçok devlet terör örgütü olarak tanımlıyor. BM'yi göreve çağıracaklar. Bakın tanımadığı, bilmediği, hiçbir kararına uymadığı. BM'ye diyecek ki bu bölgede Birleşmiş Milletler barış gücü vardı. Lütfen onları kuzeye taşıyın. Litani Nehri'nin sınırına kadar taşıyın. Ben de kendi ülkemdeki konumlandıramadığım kuzeydeki insanları tekrar evlerine geri döndüreyim. Böylece ne olacak? Lübnan'ın toprakları bir işgale maruz kalmayacak. Ama İsrail 40-45 kilometrelik bir güvenli bölge, güvenli hat ilan etmiş tampon olacak. Tampon bölge oluşturmuş olacak. Tertemiz. Nasıl ki Gazze'de 15 kilometrelik bir tampon bölge oluşturmaya başardı. Burada da 40-45 kilometrelik bir tampon bölgeyle Hizbullah'ın hedef sahası içerisinden kendini dışarı atmış olacak. Bu esnada Hizbullah Beyrut'a doğru ve Beka Vadisi'ne doğru kaçacak. Beka Vadisi Hizbullah'ın kurulduğu alan. Ama korkarım başka terör örgütlerinin de hatırlayalım. PKK gibi terör örgütlerinin de kurulduğu alan. Bu coğrafyaya doğrudan İsrail hükmetme ihtimali yok ama bir şeye uğraşıyor. Şii yapılanmanın Tahran üzerinden, Irak'tan ve Suriye'den bu bölgeye hızlı bir mühimmat sevkiyatını önlemek adına da Beka Vadisi'nde bir endişe yaratmaya gayret ediyor. Buradaki köprüleri ortadan kaldırarak silah tedarikini, yardım tedarikini engellemeye gayret ediyor. Tartus Limanı'nın civarında çok özür olarak... dilerim, çok özür dilerim. Bu arada İsrail Başbakanlık Ofisi şimdi de İsrail Diplomasi Direktörlüğü'nün tweetini paylaşıyor. Tweette de şöyle yazıyor tırnak içi. Biri size kim olduğunu söylediğinde ona inanın.
İran'ı ve onun terörist vekillerini kendilerini tasvir ettikleri şekilde sunmak Batı dünyasına yönelik bir tehdit. Yani aslında biz diyoruz ya, birileri yarın protesto etsin diye, onlar protestoyu beklemeden kendileri resmen bir şey hazırlamışlar. Netanyahu Amerika'ya doğru hareket ederken yapılacaklar. Amerika'ya indiğinde söyleyecekleri, o Amerika'dayken paylaşılacak tweetler ve o Amerika'dayken vurulacak hedefler dahil olmak üzere hazırlanmış bu arada. Kime cevap bunlar? Kime cevap? Recep Tayyip Erdoğan cevap vermeye gayret ediyorlar. Hiç sözle değil icraatla derken neyi kastediyor? Tayyip Erdoğan'ın sözleri çok sert, çok net, çok vurucu, çok kuvvetliydi. Geleceğiz. Manifesto. O zaman diyor ki sözle değil icraatla. Ben diyor kandan, kinden, nefretten anlarım. Şimon Peres'e dememiş miydik? Sen çocuk öldürmekten anlarsın diye. Doğru söylüyor. Sen çocuk öldürmekten anlarsın. Bu da ona benzeyen bir cevap. Biz diyor sahadaki varlığımızı, çünkü ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? Hamas bir direniş örgütüdür. Hizbullah bir direniş yapısıdır. Siz bu direniş yapısını kırarsanız, net hedefi söyleyeyim. Nasıl Mısır'la 1978'de Camp David kurgusu yapılmıştı. Hı hı. Ardından 1994'te Ürdün ehlileştirilmişti. Sonra İbrahim Antlaşması'yla Bahreyn aynı kıstasa girmişti. Eğer Hizbullah'ı yok ederlerse, Hamas'ı yok ederlerse çağıracaklar. Şimdi bir sorun diğer var. Diğer de çağıracaklar. Lübnan'ı tam güçle vuracağız. Ve Lübnan'a ayak basacak diyor ya. Şimdi siz de diyorsunuz ki hedef şurası. Çok net. Doğru oraya mu? Kadar gelirler. Bu Lübnan'ı vurmak mıdır? Tabii şurası Lübnan sınırı şuradan itibaren. Tamam. Dolayısıyla bir egemen... Ama Hizbullah kontrolünde. Ama Lübnan sınırı. Ama Lübnan sınırı. Hizbullah'ın çoğunlukta olduğu güçlü bir alan ve bugün bu alanda gerçek manada mühimmata sahip değil. Hizbullah her geçen gün zayıflıyor. Ve bu kaçanlar, kaçmak zorunda kalanlar arasında Hizbullah mensupları da var. Çünkü hepsi her gün askerde değil. Peki. Bu insanlar sivil yaşamda da varlar. Peki. Şimdi diyelim ki. Başka bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Tabii gele de bilirsin, gösterir de bilirsin. Yok yani buradan da gösterir. Şimdi orada bir nehir var. Evet. Nehire doğru bir harekatın başlayacağını zaten söyledi. Ve genel kanaat nehire kadar geldiğinde duracağı yönünde. Hı. Ama İsrail'in nehrin ötesine de planı var. Onu da şuradan anlıyoruz. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden sulardan geçiş için kullanabileceği ya da nehirleri aşmak için kullanabileceği bazı askeri teçhizat aldı. Hmm. Şimdi durduk yerde. Ege'de tatbikat da yaptı canım. Buraya ihale çıkış yaptı. Için Ege'de yani tatbikat bir dakika, da yaptı. Bir sulardan geçmek için derken bu nehri geçmek için mi aldı o zaman? Yani şu andaki hedefi bu. Buraya doğru giderken eğer siz nehiri bir nehir aşmak için, nehir geçmek için bazı ihtiyaçlarınızı siz karşılıyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka ülkeden, o zaman sizin nehrin ötesine doğru bir planınız, bir programınız olacağı yönünde de bir kanaat oluşur. Yoktur denilemez ama şunu da vurgulayayım. Bu dümdüz beyaz bir çizgi değil. Tamam. Bu büyük bir ırmak ve burada çok fazla kol var. Tamam. Hani onları geçmek adına da kullanabilir. Hı. Ama şunu göstermek zorunda. Hizbullah direnemezse niye dursun? Peki bir dakika. Gerçekten bir niye dakika. Dursun? Hizbullah bu tarafa geçti. Yavaş yavaş geçiyor. Ama ne dedi? Benim hedefim tamamen Hizbullah'ı da temizlemek. Evet. Dedi. Peki. O zaman Hizbullah nasıl temizleyecek? Havadan mı temizleyecek? Beka Vadisi havadan temizlenebilir mi? Asla temizlenemez. Peki ne olur? 150 bin kişilik neredeyse bir milis gücün toplam kabiliyeti 170 bin olan ve ne kadar yeteneksiz bir yapı olduğunu gördüğümüz İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından kara harekatı olmadan temizlenmesi mümkün olmadığı gibi, İsmet Bey'in belirttiği şekliyle Gazze'de bile başarısız olmuş İsrail ordusu nasıl olacak da Lübnan gibi devasa bir coğrafyada Hizbullah süpürecek? Üstelik o bakımdan, cephe gerisi olan bir coğrafyada. Üstelik ağır hinterlandı olan, Suriye'den, evet. İran'dan, Irak'tan güçlenen ama bir gerçeklik var. Bunu gösterip BM'yi göreve çağırıp, ey BM, barış gücünü, UNIFIL'i buraya konumlandır, bana bir tampon bölge oluştur, ben de daha fazla ileri gitmeyeyim diyebilir. İsrail buradan onurlu bir çıkış arayacak mıdır günün birinde? Şüphesiz böyle. O bakımdan BM'ye yeniden ihtiyaç duyacak. BM'ye en çok ihtiyaç duyacak devlet şu anda İsrail. Bu onursuz, bu gurursuz çatışmanın ardından eğer bir uluslararası metin ortaya çıkacaksa gidip bunu da BM'de senet olarak imzalayacaklar. O bakımdan Netanyahu'nun şu anda maalesef BM'ye ihtiyacı var.
Eğer bu çalışma bitecekse BM burada bitirecek ve 40 kilometrelik güvenli alanda İsrail temel sorunu olan bir, rehine yakınlarını olağanüstü hali ilan ederek bastırdı. İki, kuzeyde yaşayıp ülkelerine gidemeyenleri tekrar ülkesine gönderecek. Bu kısa vadede Netanyahu'yu kurtarır. Hizbullah'ın da terör örgütü olma adıyla Batı dünyasında İsrail'e verdiği zarar, Batı dünyasında İsrail adına bir artı daha yazar. Çok tehlikeli bir paradoks içerisindeyiz. Tek çıkış yolu nedir diye sorarsanız, Lübnan'ın silahlı kuvvetleri nerede? Lübnan'ın Dışişleri Bakanı dün çok acı bir açıklama yaptı. ABD'den destek istiyoruz dedi. Evet. Lübnan Dışişleri Bakanı kendisini vuran bir teşkilattan destek istiyoruz diyerek bana sorarsanız kendi intihar mektubunu yazmış oluyor. Çünkü 1955 tanesini yaptılar. Levent Bey, geçen sefer söyledim, beni ciddiye almadı bağlanan konuğumuz ama Lübnan'ın istihbarat servisinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulduğunu lütfen göz ardı etmeyelim. Eisenhower Lübnan 70 yıl önce. Şu an hala Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat araçlarını kullanıyor ve daha da önemlisi önemli isimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim aldılar ve şu an o istihbarat teşkilatında görev yapmaktalar. Madem bu konuya girdin, yakın tarihimizde bizim de istihbarat teşkilatımızda bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin maaşını ödediği insanlar çalışıyorlardı. Hayır. Mossad ve doğrudan CIA'ya bağlı üst düzey yöneticiler de vardı arkadaşlar. Yani bugün evet. Türkiye'nin bu kadar başı dik gezmesinin sebebi o safralardan kurtulması. Tabii. Grafik var CNN'in arşivinde. Hizbullah'ın şu son süreçte bir hafta 10 gün içinde suikast sonucu öldürülen liderleriyle alakalı. Getirelim mi ekranı, ister misin? Yani evet, iyi İrem olur. Hazırsa, Akın hazırsa onu bir getirelim. Yani burayı bir bitirelim, ondan sonra işlerseniz. Hayır hayır, aynı konu. Askeri, biz bunu ne yapamayacağını yani, görmüş oluruz o grafikte. Askeri olarak yetenekleri değerlendirmek için o grafiğe ihtiyaç var. Bu i̇şte mudur? Bu. Evet. Evet, işte bu. Şimdi bakın. Bunun çok daha genişi var. Evet, evet. Genişe gerek yok şimdi. Nasrallah duruyor ama altındaki 3 kişiden ikisi gitmiş. Yani Hizbullah Operasyonlar Komutanı İbrahim Akif, 3 gün önce, Hizbullah 4 gün önce. En üst rütbeli komutanı Fuat Şükrü. Evet. Hemen altında Rıdvan Birimi Eğitim Komutanı Abu Hasan Samir, Vissam Eltavil Rıdvan Birimi Komutanı, Talip Sami Abdullah Hizbullah Sağ Komutanı, Muhammed Nasser Birim Komutanı. Kim kaldı derseniz, eğer kaldıysa Ali Karaki Hizbullah evet. Güney Cephesi Komutanı'yla Abu Ali Rida Hizbullah Komutanı ve biraz önce de Hava Kuvvetleri Komutanı. Biraz önce Hava de Hava Kuvvetleri vuruldu. Evet, Hava Kuvvetleri'nden sorumlu öldürüldü. Bu İsrail açıkladı en azından. Hemen Nasrallah'ın altındaki üst kademe yöneticiler. Hı hı. Yani saha dışındalar. Artı bir hafta önce gerçekleşen çağrı cihazlı suikastler. Evet. 4000 üst ve orta yönetici kademeyi de bertaraf etti. Yani şunun altı da tarumar oldu. 4000 kişinin üst ve orta yönetici olduğu bir bilgiye mi dayanıyorsunuz, tahmine mi? Gelen bilgiler o. Adam mesela nereden geldi o bilgi? Yani çağrı cihazını kime dağıtacak? Yani kim, abi kim, çağrı için, cihazı, ne için aldığını biliyor muyuz? Çağrı cihazı dağıtmış adam. Hayır, anladım da ne içindi? Yani çağrı cihazı haberleşmek için. Anladım da hangi düzeyde, hangi işler için? İsmet Bey, eğer İran Büyükelçisi o çağrı cihazını aldıysa demek ki muhtemelen orta ve üst düzey olma ihtimali yüksek gibi geliyor. Yani şimdi bakın, yani mühimmat deposundaki nöbetçi için değildir herhalde o çağrı. Yani bilemiyoruz İsmet, işte o konu. Yani, hayır, bilginiz var mı diyorum yani. Bilgiye gerek yok, ortada görünüyor. 4000 çağrı cihazını bu kadar sıkı istihbarata karşı koyma çerçevesinde aldıklarına göre bunu da mühimmat deposundaki dikilen nöbetçiye vermez diye düşünüyorum ben. Ya yani mantık yürütüyorum. Kimse bana bir şey söylemedi. Ha, onu demek istiyorum. Ama yani aksi bir bilgiyi size söyledilerse paylaşırsanız hepimiz mutlu olacağız. Hayır, yok yani. Var mı diye soruyorum yani. Ya gerek yok. Yani çünkü onun önemli bir kısmı da dağıtılmamış zaten. Bakınca okuyabildiğim bir reddetti. Orta ve üst düzey değildi dedi. Evet. Yani dikkate alınabilir ama yani İsmail Bey'in belirttiği bir gerçeklik var. Komuta kademesinde bu kadar zayiat vermiş bir yapılanma nasıl karşı koyacak, hangi güçle? Şimdi İsrail eğer Hizbullah'ın üzerine
askeri bir harekat yapmayı planlıyorsa bu süreçten daha evet olumlu maalesef kendi evet. açısından tırnak içinde olumlu bir dönem bulamaz. Ya stratejik oradan, suskunluk stratejik oraya dayanarak depresyona döndü. Oraya dayanarak söylüyorum bunu. Yoksa hani kimse bir şey söylemiyor. Ama şu vurgu da net. Bu çağrı cihazı saldırı tarihin en büyük ikinci terör saldırısıydı 11 Eylül'den sonra. Aynı anda 4000 kişi yaralandı, hayatını kaybetti, işte, uzuvlarını yitirdiler. 2900 yani, deniyor verilen rakam. Çok büyük bir sayı. Tamam 3000 olsaydı. Çok büyük sayı. 2000 olsaydı. Az değil yani değil mi? Yani nihayetinde bu insanlar ölen sayısı kaç? 37'ydi galiba. Hizbullah için 500 kişi hayatını kaybetti. Önemli insanlar yani. Saldırdı. Hizbullah için önemli insanlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aşağıda evet inançlı direnen bir kadro var. Var. Fakat yani emir komuta zinciri kopmuş durumda Hizbullah'ta şu büyük anda. Büyük oranda evet. Arkadaşlar, şimdi bu İsrail'in bakın, şimdi lehine bir durum sahada. Ve bunu avantaja çevirebilir. Evet kullanır mı? Kullanmaz mı? Eğer kullanırsa avantaja çevirme ihtimali yüksek. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani doğru. Fotoğraf bu. Hizbullah, bu fotoğrafı üzerinden konuşmak gerekiyor. Hizbullah Hamas değil. Çok çok daha kudretli. Ama yılda 2006 değil. Siz bir tarafta tüneller üzerinden fotoğraflar, videolar paylaşırken adam sizin telefonunuzu dinleyip çağrı cihazınızı patlatabilecek teknolojiyi konumlandırmış vaziyette. Biraz geri kaldığımız bir dönem galiba. Ya bir de Levent Hocam şöyle, demin Bush'a ayakkabı fırlatan gazeteciden bahsettik. Yani bazı zamanlar vardır ki orada bir milleti temsil eden insanların haksızlık karşısında gerekirse kendisini feda ederek bir tavır koyması gerekir. Yani o gazeteci o gün belki kendisini feda etti. Yanlış hatırlamıyorsam tabii, ona tabii. da ailesine de dünyayı başına zindan ettiler. Çok sıkıntılar. Dünyayı zindan ettiler. E şimdi ama o adamın tepkisi Amerikan emperyalizminin Irak'ta katlettiği milyonlarca insanın dünyaya ilanı anlamına tabii geliyordu. Tabii. Bu arada bir şeydir ya. Bir son gazete, dakikamız ya, daha bir şey var. Biliyorum ya. Ama son ama dakikaya girmek zorundayım. Ondan sonra biz bakma. Reklam alıyoruz ya. Yok Pele'ye bilmem ne dedi diye. Yani insanlar konuşurken o akış içerisinde en azından kelimelerini bitirmesi Pele lazım. Zaten Pele konusu bayağı içinde yer etmiş ama onunla ilgisi yok. Konu Hizbullah. Şu an Hizbullah bir görüntü paylaştı sevgili izleyiciler. Hizbullah İslami direnişin İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Neftali ve Samsun üsleriyle İsrail düşman ordusuna ait Elyakim kampını hedef aldığı saldırıdan görüntüleri evet. paylaştı. Bir video paylaştı. Bir 10 dakika kadar önce gündüz yapıldığı anlaşılıyor. Bir lütfen izleyelim. Bir zayiat var. Şimdi enteresan bir şekilde de böyle bir Amerikan vari, montajlanmış görüntüler, efekti, müzikli. Propaganda yapmak durumunda olan bir örgütlenmiş küme. Kassam Tugaylar bu makul. Konuda çok yetenekli ve uzman. Gerçekten bütün şeyleri, bütün mesela İsrail tanklarını, vuruşlarını falan görüntülü yayınlıyor. Yani 30 saniye falan kısaltıyorlar. Bu şeyden sonra Hizbullah da bu işe başladı. Muhtemelen onlardan destek alıyor bu işin nasıl yapıldığına ilişkin. Peki bir kere ortak. Daha söyleyeyim. Filistin'in kuzeyindeki Naftali ve Samsun üsleriyle İsrail düşman ordusuna ait
El-Yakim kampını hedef alan saldırıdan görüntüler sevgili izleyiciler. Yaklaşık bir 5-10 dakika oldu. Kendi hesaplarından paylaştıkları Hizbullah'ın. Zafer, şimdi sen konuşuyordun. Şimdi bu görüntüler de yeni geldiği için vermek durumundaydım. Bir nevi evet, yani tabii ki kendi reklamlarını da ya da işte silahlarını da göstermek isteyecekler ama yani sen nasıl buldun müzikli, efektli bu görüntüler? Gündüz bu oluyor ve akşamında Netanyahu gelirken o da bir şeyler planlamış, emirler vermiş gelmiş. Ya bunu Gazze Savaşı'nın başlangıcında da aslında yapıyorlardı. O zaman da böyle prodüksiyon diyebileceğimiz videolar servis edilmişti. Ya elbette ki bir mücadele var. Hizbullah da orada bir direniş gerçekleştiriyor. Hani nedenleri, nasılları, Hizbullah neden Lübnan'da, nasıl oraya yerleşti, onlar başka tartışmaların konusu. Fakat bugün en azından İsrail'e karşı mazlumların umudu olabilecek her direnişe ben destek verilmesi kanaatindeyim. Bu da öyle çünkü gerçekten karşımızda artık insan öldürmeyi sıradan hale getirmiş ve bunu da sözde kendi güvenliği tehlikede olduğu için yapıyormuş gibi gösteren bir terör devleti var. Yani İsrail'in bugün geldiği nokta, ben insanlık tarihi boyunca bu kadar zulmeden, bu kadar sistemli biçimde insan öldüren ikinci bir devlet ya da devlet yapısı olduğunu düşünmüyorum. Yani tarihte işte Roma İmparatorluğu'nun çok böyle acımasız, geçmişte tarihte böyle katliamlar var. İşte Hitler'in 2. Dünya Savaşı'ndaki katliamları var. Ama 2024 yılının dünyasında bu kadar acının üzerine bir daha bu acılar yaşanmasın diye dünyada işte Birleşmiş Milletler'inden tut bir sürü kurumun, kuruluşun faaliyet gösterdiği bir dünyada hala sistemli bir biçimde çocukların öldürülüyor olması, hala insanlığın, vicdanının bu konuda bir türlü harekete geçememesi işte o sıkıntı yaratıyor. Hizbullah da bu psikolojik savaş unsurlarını İsrail çok iyi kullandığı için ona bence kendince bir cevap vermeye çalışıyor. Biz savaşın başından beri enformasyonu, bilgiyi hep Batı medyasından alıyoruz. İsrail'in verdiği kadarını öğreniyoruz. Tabii ki. Hani aslında tüm bilgilerimiz, 7 Ekim'den bu yana bize gelen tüm enformasyon İsrail'in izin verdiği kadarı. Hatırlarsan sosyal medyaya bile bir şekilde bir yasak getirmeye çalıştılar. Bir sansür koymaya çalıştılar. O yüzden bu videolar tabii önemli. Ha şu da var bak, ben kendi adıma kimsenin, özellikle çocukların, masumların, sivillerin ölmesini istemem. Buna sevinmem. Ama ya orada ölen çocuklar, Ukrayna Savaşı'nda mesela dediler ki sarışın mavi gözlü çocuklar ölüyor. Ya burada da esmer kara gözlü, kahverengi gözlü çocuklar ölüyor. Yani buna çocukları karşı... Çocukları göz rengine göre mi ayıracak? Bunu dediler Ukrayna Savaşı'nda, bunu söylediler biliyorsun. Sarışın mavi gözlü çocuklar ölüyor. Onlar da ölmesin, buradaki çocuklar da ölmesin. Evet. Bir de bu Pele muhabbeti, sana onu söyleyeyim. Bak orada ben büyük bir... sosyal medya lincine ve haksızlığa maruz ama kaldım. Ama şöyle şimdi onu hatırlattım. Hayır, sen yani, de televizyoncusun. İnsanlar efendim Pele ya hayır, şöyle oldu bak hatırlatayım. Son dakika bilgi gelince vermek ben durumundasın. Ben sana bir şey söyleyeyim. O olay bağlamı şöyleydi. Pele'nin öldüğü haberini sen verdiğinde ben Pele'ye rahmet bile diledim. O 15 dakika sonra ama sana kızmıştım. Ama sosyal medyaya niye bu kadar takıyorsun ki? Yoksa yani Pele'yi burada herhalde en çok ben severim yani. Sosyal medyayı şey yapma yani, ama son dakika gelince verelim çünkü hani önemli, sanki şöyle bir algı vardı başından itibaren, hani o Netanyahu yola çıkmadan bir plan ortaya koymuş Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ve o planı uyguluyor gibi bir durum vardı. Ve aslında gündüz Hizbullah'ın belli önemli noktaları vurduğunu görüyoruz. Şimdi İsmet Özçelik, şunu merak ediyorum, bir defa bu saldırılar o noktalara nereden gerçekleşti? Demin bir haritamız vardı ya. Evet. Beka Vadisi'nden mi atılıyor? Yoksa limanın şey nehrin hemen sınırından mı atılıyor? Bu birinci sorum. İkinci sorum, sonuçta Hizbullah da gerilla eğitimi almış bir yapı. Dolayısıyla sızma harekatıyla mı karada İsrail ordusunun karşısında olacak? Şimdi birincisi gelen bilgilere göre İsrail Fransız istihbaratını aracı koymuş ve Hizbullah'la görüşmüş Fransız istihbaratı üzerinden.
ve söyledikleri şu: Gazze'ye yardımı kesin, bağlantınızı kesin Gazze ile ve saldırıları durdurun. Biz de durduralım şeklinde. Yani Gazze'ye yardımı kesin diye. Biliyorsunuz Hizbullah niye buradan saldırdı? Gazze'ye destek olmak için bu işi yapmıştı. Böyle bir girişimi olmuş Fransız istihbaratıyla. Şimdi biz yarın Aydınlık Gazetesi'nde geniş manşet olarak koyduk. Lübnanlı siyaset bilimci Profesör Doktor Muhammed Nureddin'le bir röportaj yaptık. Onunla yaptığımız konuşmada birkaç tane şey söylüyor. Mesela özetle bir iki cümle aktarayım. İsrail'in Lübnan saldırısındaki üç hedefini şöyle sıralıyor Muhammed Nureddin. Lübnan cephesini Gazze'den koparmaya çalışmak, Lübnan'da Hizbullah'ın güvenlik ve askeri yapısını vurmaya çalışarak onu zayıflatmak için Batı'nın desteğini kullanmak. 3. Hizbullah'ı sınırdan uzak tutmak için Güney Lübnan'daki askeri düzenlemeleri uygulamak diyor. Yani bizim de biraz önce konuştuğumuz nokta. Şimdi asıl burada önemli olan söylediği bir şey var. Hizbullah diyor bugüne kadar, dikkat ederseniz bu son saldırılarda yeni füzeler kullanmaya başladı. Ve bu buradakilerde de var evet, mı gördüklerimizde? Muhtemelen benim gördüğüm kadarıyla o. Peki bu yeni füzeler kimin? İran'ın mı? Valla bu hatta bir dakika ismi vermiş Levent mi? Levent Bey biliyorsanız söyleyin. Şöyle, İran'ın buna benzeyen 8 ayrı füze modeli var. Hı-hı. 30 kilometre de var. 3000 kilometreye kadar menzili olan da var. Beka Vadisi'nden İsrail vurabilecek gücü var aslında. Çok rahat vurabilecek gücü var. Bunlar Litayen'in tarafından. Bunlar Beka Vadisi'nden mi sizce? Muhtemelen. Hayır yani merak ettiğim için. Uzun... Bakın şu, bu değil mi? Evet bu. Evet yani bunun menzili ne kadardır tabii bir askeri uzmana sormak belki şey olacak tabii ama. Bir askeri uzman bile şu görüntüden bir şey diyemez diye düşünüyorum. Ama hani sanki menzili var gibi görünüyor. Şunu söylüyor bana. Diyor ki esas füzeleri henüz daha kullanmadı bu İsrailli siyaset bilimci Nureddin. Esas füzeleri kullanmaya başlamamıştı diyor. Fakat yavaş yavaş onları da diyor devreye sokmaya başladı diyor. İşte Beka Vadisi o yüzden vuruldu bugün. İsrail bunun farkından. Oradan birkaç yüz kilometreye kadar füze atabilecek gücü var Hizbullah'ın. Şimdi muhtemelen İsrail oradaki daha güçlü füzeleri yok etmek gibi aldığı istihbarat doğrultusunda oraya gidiyor. Oradan bir şeyler yapıyor. Yani mesela, karşılıklı biz bir füze atışı, hava savaşı göreceğiz. Diyelim. Hava savaşı göreceğiz. Lütfen sözünü unutma. Bir kere daha en baştan bir sesli izleyebilir miyiz? Daha biraz dikkat edelim görüntülere de. Demir kubbe deline biliyormuş. Şimdi ben şöyle bir şey görüyorum. Doğru mu? Yani tabii siz farklı yorumlayabilirsiniz. Hizbullah diyor ki aslında burada başlıyor şimdi. Ben de bir tek sen değil senin askeri hedeflerini biliyorum. Bir, evet evet. Kendim ya da dışarıdan destek alarak bunların yerini tespit edebiliyorum. Ve senin o hedeflerini vurabilecek gücün var. Al bu da sana ispatı.
Yani bu mudur? Bunu mu anlatıyor? Şimdi Hande, şöyle söyleyelim. Ben bir şeyleri toparladım. Nerede ne olmuş diye. Hayır, bu önce bir bence şuna yanıtlayabilir bence misin? Bunu da ispatlıyor yani. Öyle sen dokunulmaz değilsin demeye çalışıyor. Şu tabloya rağmen ben hala ayaktayım diyor. Ve senin saldırılarına vuramadınız diyor. Saldırı sürecinde yapıyor bunu bir de. Onu da aslında unutmayalım. Aslında şu mesajı veriyor. Eğer diyor bana saldırmaya devam edersen ben savaşı senin topraklarına taşırım mesajı veriyor. Peki. Ya zaten İsrail'i durduracak tek şey budur arkadaşlar. Tabii tabii. Hizbullah bu açıklamayı 15 gün önce de yaptı. Dedi ki biz senin gibi sivilleri hedef almayacağız diye de açıklama yaptı. Yani stratejik noktaları vuracağını. Ama bugün İsrail'i ne geriletir diye sorduğunda savaşın kendilerince güvenli gördükleri topraklara taşınması ihtimali İsrail'in korkulu rüyasıdır. Bu görüntüler şunu gösteriyor. Bunu yapabilecek bir kapasiteye sahip demek ki. Yani bunu aslında gösteriyor. Bir dakika toparlamayı alacağım. İsmail Düker, bu görüntüler sana ne ifade ediyor? Ya bu şey tabii ki psikolojik bir savaş. Daha doğrusu savaş sahada değil aynı zamanda dijital ortamda da devam ediyor. Ben de varım diyor, ben de sahadayım diyor, ben senin hedeflerini biliyorum, ben seni görüyorum, ben de seni vuruyorum diyor. Dolayısıyla ben burada hani burası sana ait değil sadece, ben de söz sahibiyim diyor. Bu mesajları veriyor bu videoyla, yani yıkılmadım ayaktayım. Evet, şimdi o toparlamayı alabilirim. Şimdi birincisi öbür harita, eğer biraz önceki haritayı gösterebilirseniz. Deminki haritayı alabilir miyim şimdi arkadaşlar? Şimdi Lübnan Üniversitesi'ne yine Profesör Doktor Cemal Vakim'le bir görüşme yaptık. O da İsrail'in yakında yeni sürprizlerle karşılaşabileceğini söylüyor. İsrail yeni sürprizler. İsrail'in yeni sürprizlerle karşılaşabileceğini söylüyor. Kim tarafından nasıl? Bu onu da biraz sonra anlatayım. Şimdi orada neler olduğuna ilişkin bazı veriler var. Şimdi İsrail mesela Irak İslam Direniş Hareketi'nin hiçbir saldırısını İsrail basında yasaklamışlar. Ve kesinlikle onların çatışmalara katıldığına ilişkin hiçbir haberi vermiyorlar. Irak İslam Cephesi de direniş aslında hareketi. Direniş Hareketi de İsrail'e karşı savaşıyor. Evet, evet, savaşıyor. Ama İsrail bunu haber yapılmasını yasak. İstemiyor. Neden? Çünkü cephenin genişlemesinden rahatsız. Bakın, cepheyi kendi genişletiyor zaten. Ama kendi genişletiyor da siz İsrail halkına şimdi dört bir tarafından saldırıya uğrarsanız İsrail halkı ne yapar? Şimdi Hayfa'dakiler kaçıyor. Hepsi sığınaklara bura vurulmaya başlayınca. Siz niyetin neydi? İsrail diyordu ki benim şu bölgede 100.000 kişiyi buradan aldım. Ta buralara bakın Kızıldeniz kıyısındaki otellere yerleştirdim diyordu. Şimdi bunları ben geri döndüreceğim diye bu hareketi yapmadı mı? Bu evet. Harekatı. Evet. Peki şimdi tam tersine buradaki belli bir mesafe ta Hayfa'ya kadar inmiş gözüküyor. Ve artık kullandıkları füzelerle ta buraları da vurmaya başlıyor. Tel Aviv'i vurmaya başladı. Biliyorsunuz Tel Aviv'i de hedef aldı. Havaalanını kapattılar buradaki. Ve o zaman ne oldu? İsrail'ler şimdi siz İsrail'de olsanız ki İsrail'ler pek öyle çok da cesur değillerdir biliyorsunuz. Ölümden de korkarlar. Askerlerin neler söylediğini burada görüntülerle izledik. Bizi sizin arkadaşlarınız şeyde olduğu zaman CNN muhabirleri Tel Aviv'de o savaşın ilk günlerinde. Ölümden korkuyorlar yani. Savaşı da pek istemiyorlardı yani şeye gitmek. İsmet abi bir şey soracağım. Belki Levent Hoca da bilebilir. Bu Litani Nehri'nin daha önce imzalanan anlaşmalarda Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ın olmayacağına dair bir hüküm var mı? Silahsızlanma diyor. Sayılı kararda silahsız bölge olacak diyor. Hizbullah ismi geçmiyor yani ama. Bugün İsrail kendisine bunu dayanak yapıyor tabii, aslında. Düşünün BM'nin metnine dayanak yapan bir İsrail var. Trajikomik bir durum. Mesela Hayfa'nın güneyindeki Addit donanma üssünü vurmuşlar. Şimdi bunların hiçbirisini... Kim vurmuş? Hizbullah. Ondan sonra Safet kentini hedef nerede? Almış. Nerede? Bunu bir gösterir misin? Hayfa burası. Tamam. Buradaki yeri vurmuşlar. Patlayıcı yüklü İHA sürüsüyle yani o İHA sürüsüyle hepsini birden delmek için kullanıyorlar. Elit Şeyatet 13 komando birliği karargahını vurmuşlar. Şimdi bunlar hepsi tek tek aslında yavaş yavaş da İsrail bunu söylemiyor ama İsrail sosyal medyasından da bunlar paylaşılmaya başlanmış. Hani diyor ya kara savaşı yapacağız buradan diye. Hı hı. Peki şuraya gelen
şurada Golan Tepelerine gelen 40 bine yakın milis kara savaşını başlatırsa ne olacak? Peki o bilgi doğru mu? Evet. Golan Tepelerine 40 bin. 40 bine yakın milis. O çünkü İsrail medyasında yayınlandı ve bunu doğru. İsrail acaba o bölgeye saldırmak için bir bahane olarak mı öne sürdü? Hayır. Makul. Hayır. Şey gibi. Çünkü düz söz konusu burası da olunca her taraftan İsrail'e bir şekilde saldırmak veyahut da İsrail'le mücadele etmek için örgütlenen bir de güçler var. Ya İsmet Bey peki 40 bin eğer güçlü bir milis yapı varsa Şii ağırlıklı muhtemelen. Golan'ı niye geri almıyorlar? İşte onu diyorum ya size. Şu anda Golan'ı geri alıyorlar. Sen buradayken bir rica edebilir miyim? Şu videoyu bir buraya yansıtır mısınız? Bu arada Hande bu SIPRI var. Uluslararası Barış Araştırma Kuruluşu. Onun rakamına göre 130 binden fazla füzesi varmış Hizbullah'ın. Evet. Öyle 130 mi? Bin. Evet. 130 binden fazla. Şöyle yapalım. Yani her gün bin tane sesini fırlatsa... de açalım bir akın. 130 günde malzemeyi tüketir. İsmet abi. Bir şunu bir görmek istiyorum ben yakından da. Her gün bir tane atsa kubbe yakalar onu. Şimdi bir aslında bakın. 500. Yani daha kalabalık. Diyeceksiniz ki lazım. Tamam propaganda yapıyor ama diyor ki sen benim yerimi nasıl biliyorsan ben senin iki üstünün yerini biliyorum kardeşim diyor, tamam mı? Ondan sonra arkasından da ben hem savaşırken senin gibi ben de bu görüntüleri çekebilirim. Çünkü bunu hatırlayın, tüneller de İsrail'de yapmıştı. Evet. Ondan sonra elimdeki füzeler bunlar bir kısmı diyor. Muhtemelen hepsini de göstermiyor tabii ki. Bataryaları değil mi? Hedefi bulur, evet. Yerle bir ederim diyor. Evet. Tarihte bugün saat 2. Evet. 14. Bugün. 14. Yok, 2 gün önce. Ama Tuesday diyor galiba. Salıyı işaret ediyor. 24'ü. Evet. Tuesday diyor. Ha burada da askerlerin yaralılar taşıdığını gösteriyor. Görüyoruz. Evet, oradan izleyemediğimiz için buradan net görebiliyoruz şu an. Bak Kassam Tugayları da bütün İsrail helikopterlerinin kendi asker yaralılarını nasıl taşıdığını gösteren görüntüler yapıyor sürekli. Diğer bir hedef. Evet. Evet, aslında bunu İngilizce yazsalar daha dünyaya anlatıyor olmazlar mıydı? Mesela... Ama sonu daha şey, çok daha organize yapıyor. Tekrar başa döndük. Şimdi tabii ellerinde ne kadar bir silah gücü var? Şimdi bu videoda bir şeyler gösteriyor ama sadece bir şeyler gösteriyor. Tabii ki tamamını kimse elindeki kartın tamamını masaya göstermez, açmaz. Göstermez, evet. Dolayısıyla buna ilişkin bir öngörü var mı? Zafer Bey'in söylediği Sipri, 130 bin. Evet. Sipri rakamlarına göre 130 bin füzesi var. Ve bunların, göre de 300 bin. Bunların çoğu da 200 artı kilometre menzile sahipmiş. Şahap 1, yok, bunlar 300 kilometre zaten. Bunlar Felak 1 ve Felak 2 füzeleri olabilir deniliyor. Evet. Şimdi bir dakika, 200 kilometre menzile sahipse... 200 ve üzeri. Üzeri. Nereden atılmış olabilir Levent Bey? Litay'ın üstünden. Çünkü İsrail'in bayağı ortasını vurmuşlar. Öyle gözüküyor o haritaya göre. BK'dan değil, değil yani. Değil. Hemen nehrin üstünden. Tamam, önemli. Merak ettiğim için yani özellikle. Ama bir daha söylüyorum, BK'dan da vurabilecek gücü var. Kapasitesi var. Kapasitesi var dediniz, o menzili o zaman bayağı yüksek oluyor. Tabii, evet. 1000, 2000 ve 3000 kilometrelik menzile sahip füzeler üretti İran. Bunları Hizbullah'a verdi de söylendi zamanında. Mesela peki. Tel Aviv'in banliyolarındaki Mossad karargahı Kadir 1 balistik füzesiyle vurmuşlar. Acaba kaç kilometrelik bir menzil? Onu bilemiyorum tabii. Ama Tel Aviv vuruyorsa... Yani, en az 300'dür, en az. Zaten şu anda, yani zaten yapılan açıklama da öyle. İsrail'in kuzeyi değil artık. Yani güneyini de vurabilecek kapasitede olduklarını gösterdiler. Ve demir kubbede delik deşik oldu yani bu olaylarda evet. Gözüken. Ama tabii demir kubbenin de üzerinde başka hava savunma sistemleri de var. Davud'un sapanı var, onun evet, üstünde evet. Başka bir
hava savunma sistemi var. Ama şunu herkes... anlamıyorum. Şimdi kara harekatı yapacağız. Evet, yapacaksınız. Nehre kadar gideceğiz. Evet, orada bir güvenlik kuşağı oluşturacağız. Tamam. Adam füzeyle vuruyor. Yani devreye istedikleri BM girip ateşkes antlaşmasına yani dayatacak. Şimdi eğer olay şu an için ki bir süre daha öyle gidecek. Hava harekatıysa uçak, füze her neyse her iki taraf için söylüyorum bunu. O zaman 30 kilometrelik güvenlik kuşağı senin işine yaramaz ki. Güçlü adam füze yaptığı zaman senin İsrail'in alt tarafından getirdiğin yerleşimcileri yine vururuz bunlar. İsmail Bey, baştan beri zaten Netanyahu niyeti savaşı genişletmek değil mi? Yani asıl amacı o zaten. Ben bunu söylerken aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Netanyahu'nun gerekçelere ihtiyaçları yok, ihtiyacı yok. Bahaneler yetiyor ona. Yetiyor canım, onun niyeti savaşı genişletmek. Ben bunu söylüyorum. Fakat dünyada bakın, batıda... Şimdi dedin ki İsrail'de işte yayın yasağı bilmem ne var. Evet. Ya bu İsrail'e bir şey... kazandırmaz. Niye? Niye? Abi bak, Ankara'nın yüz ölçümü 24.500 metrekare. İsrail'in yüz ölçümü 22.000 metrekare. Yani Ankara'dan küçük. Şimdi şöyle bir dijital çağda yaşıyorsun. Şerefli Koçhisar'a bir saldırı olmuş. Kızılcamam'ın haberi olmayacak mı? Hocam, anlatabiliyor muyum? Yani sorun şu, paniği önlemeye çalışıyor. Böyle dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Hayır, paniği önlemeye çalışıyor. Paniği önlemeye çalışıyor. Propaganda savaşları da panik devam ediyor. Panik daha kötü, fısıltı gazetesi. Ama işte o da, şimdi, onun çaresizliği zaten. Şimdi Kahraman Kazan ya da Kızılcamam diyecek ki eyvah diyecek ya şeye, Şerefli Koçhisar yandı bitti kül oldu. Zaten orada duruyor. Bazı görüntüler zaten sosyal medyada paylaşımdan yani, sonra ortaya çıkıyor. Ama şu anda bizim bunu gösterdiğimiz çok anlamlı. Bütün olay 22 bin metrekarelik olay. İsmet evet. Abi şimdi bir izleyici yazmış. Özellikle sana sormamı istiyor. Artık sen nasıl bir imaj veriyorsan, Hizbullah'ın bu kadar gücü varsa neden tam kapasite saldırmıyor? İsmet Bey'e sorar mısınız yazmış. Ya da neden 7 Ekim'de saldırmadı? Ama işte yani herkesin bir savaş stratejisi var. Biz Hizbullah'ın şeyi falan değiliz. Ama bence çok dikkatli bir politika izledikleri konusunda ben öyle düşünüyorum. Ama şöyle Levent Hocam, ben 7 Ekim'den itibaren İsrail'i kuzeyden rahatsız etseler de bugün böyle bir saldırının muhatabı olmayacakları kanaatindeyim. Yani tamam, yapmadılar. 7 Ekim'den bu yana beklediler. Niye beklediler? Bence Hande, İran Hizbullah'ı Hamas için kullanmak istemedi. Peki o Gazze zaman soru şu. Istemedi. Yani Axios zaman, diyor ki İran Hizbullah'ı yalnız bıraktı. Şimdi iki İsrailli yetkiliye göre Hizbullah İran'ı İsrail'e karşı bir saldırı başlatmaya çağırdı. Hizbullah İran'ı İsrail'e karşı bir saldırı başlatmaya çalıştı. İranlı yetkililer Hizbullah'a Pezişkiyan BM için Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e karşı saldırı başlatmak için zamanlama doğru değil dedi. Pezişkiyan pazartesi günü Amerika'da gazetecilere İsrail savaşı genişletmek istiyor, İran bu tuzağa düşmeyecek açıklamasını yapmıştı. Yani aslında İran Hizbullah'ı yalnız mı bırakmış oldu? Ya hayır. Bunu yalnız bırakmak olarak değerlendirmek yanlış olur. Bir dakika soruyorum. Şu var Hande, eleştiriyoruz İran'ı, Hizbullah'ı da eleştiriyoruz ama bak şu da olabilir. O diyor ya Pezeşkiyan, İsrail savaşı bölgesel bir formata getirmeye çalışıyor. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bu bakış açısı önemli bir bakış açısı. Bunun bir tuzak olduğunu görüyor. Kendisinin burada zarar göreceğini düşünüyor ve uygun zamanı bekliyor. Ama bir de şöyle bir şey var Hande, 7 Ekim'den beri bekliyorlar. Bak, eğer 7 Ekim'den beri Hizbullah kuzeyde İsrail'i rahatsız etseydi bugün İsrail bu kadar fütursuzca Lübnan'da Hizbullah'ı vuruyor olamazdı. Şey, anlamadığım şeyi olamazdı. Sana sorabilir miyim? Arkadaşlar 4-5 aydır 7 Ekim'den beri bekliyor. İşte onu bugün, söylüyorum. Bugün Hizbullah'ın elindeki İran'ın silahı değil. Nasrallah 7 Ekim'den sonra Hizbullah ne diyecek diye bütün dünya gözlerini oraya çevirdi. Hı-hı. Dev ekranlar kuruldu. İşte aynı bugün İran'ın yaptığı açıklamaya benzer bir açıklama yaptılar hatırlarsan. Bu İsrail'i durdurdu mu? Durdurmadı. Hayır. 50 bin kişiyi katlettiler orada. Şimdi İran aynı şeyi söylüyor. Ha bak, ben İran'ı eleştirmiyorum. İsmet abi kızmasın. Gücü bu kadar olabilir arkadaşlar. Şu anda İsrail'e ve arkasındaki Amerika'ya bu dozda bir karşılık verme gücü ve kapasitesine sahip olmadığını, ortamın müsait olmadığını düşündüğü için böyle davranıyor olabilir. Ha onun dışında ama bu doğru bir yöntem midir? Vallahi bu Gazze örneği ve İsrail'in bugün yaptıklarına baktığımızda
çok doğru gibi görünmüyor. Burada da durdurmazsan bir sonraki cephe Suriye olacak belli. Suriye'den sonra cephenin neresi olacağını tahmin etmek zor değil. İsrail sürekli kuzeye hamle yapıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet, bütün yalnız, hamlelerini kuzeye evet, doğru yapıyor. Bir ben, şeyi unutmayalım. Ben 7'den beri farkındayım bunun da. Başka peki, bir şey söyleyeceğim. Hizbullah. Şimdi baktığın zaman eylemlerine vesaire işte İran şudur budur. Şimdi akıllı bir örgüt. 1982 yılında Bekaa Vadisi'nde kuruldu bu örgüt. Doğru. Doğru mu? PKK Lice'de 1978 yılında kuruldu. Evet. Ama Hizbullah kurulup yavaş yavaş hani kendini geliştirirken PKK'nın Mahsun Korkmaz Akademisi 1986'da Bekaa Vadisi'nde kuruldu. Sovyetler Birliği eliyle. 1200-1300 kilometre karelik bir yer bu Bekaa Vadisi dediği. Biz öyle çok böyle devasa büyük falan filan bir yer değil. Yani. Toplam 1200 metre karelik bir alanı var. Şimdi bu 1200 kilometre karelik alan içinde şimdi PKK'yı kuranın ABD olduğunu düşünüyoruz. Öyle söylüyoruz ve bunu da böyle kabul ediyoruz. Ama o dönem PKK tarafından burada bir Mahsun Korkmaz Akademisi kurulduğunda bu 1200 metrekarelik alanda Hizbullah faaliyetlerini geliştirmeyi başarabilmiş bir örgütten söz ediyoruz. Onun için ne zaman ne yapacağını çok iyi bilir diye düşünüyorum ben. Yani Hizbullah ABD'nin güdümüne de açıktır gibi bir algı mı var? Yok yok. Bakın ben böyle bir şey Hizbullah demedim. Algı mı vardı? Zafer ben 1200 kilometrekarelik alanda Amerika'nın gözünden kendisini saklayabilmiş bir örgüt dedim. İsrail şeyi taşıyalı, bakın bu kuzeyi boşaltalı aylar oldu. Neden boşalttı? Çünkü Hizbullah yaklaşık 5-6 aydan fazla bir süredir sürekli kuzeyden tacizler yapıyor. Korkudan zaten boşalttı tabii. Ondan boşalttı. Yani Hizbullah şimdi saldırmadı İsrail'e. Kuzeye, Gazze'ye destek için kuzeye saldırdı. Cepheyi bölmeye çalıştı. Bunu hep konuştuk zaten. Yani Hizbullah yeni saldırmıyor İsrail'e. İşte beklenti şuydu. 7 Ekim günü o büyük operasyonu Hamas yaptıktan sonra Hizbullah da kuzeyden Suriye'deki milis güçlerle Golan'dan girseydi İsrail bugün bu kadar borusu öten bir devlet o, olmayabilirdi. Çok şimdi organize, başka bir şey. Organize olmamış olabilir. Olabilir. Birleşmiş Milletler'de İsrail'in üzerine bir biçimde gelindi. Şeklen ya da gayri samimi falan. Hı hı. Gelindi ama. Ateşkesten söz edildi. Artık orada ateşkes kararı çıkmak üzereydi. Doğru mu? Bundan 3 ay önce, 3,5 ay önceki evet, hadise. Evet. Tam o sırada hatta Amerika dedi ki Netanyahu bu planı kabul etti dedi. Eli kulağında herkes nefesi tutmuş. Ateşkes bekliyor. Derken Hizbullah bir anda İsrail'e saldıracağı tuttu. Arkadaşlar Netanyahu çıktı dedi. Bir dakika. Ya ne ateşkesi kardeşim dedi. Hala saldırıyorlar İsmail bana dedi. İsmail Güter sorun var. Bitti. Bilerek mi yaptı bunu yani? Ben bir şey demedim. Allah'ın daha ne diyeceksiniz? Tesadüf. Öyle diyorsunuz işte. Ben bir şey demedim. Allah'ın hikmeti tesadüf. Bakın, bu tesadüf mü? Ya bunu izleyicinin takdirine bırakalım Hande, istersen. Bir şey Hande soracağım. Biraz yani önce okuduğun yazılar. Hangi ülkenin yayın organı? İran, İsrail'i yalnız, Hizbullah yalnız bıraktı. İran, İsrail. Aksiyos, İsrail, evet. İsrail. Ya bundan daha iyi psikolojik savaş olabilir mi? Hı-hı. Yani şimdi siz bir kuvvete sizi diyorlar işte şu İran yalnız bıraktı. Ya bunların psikolojik savaş olduğu çok açık değil mi? Çok açık İsrail bir psikolojik savaş yapıyordu. Bakın bunu hep yaptılar. Yok şimdi İsrail'le Hamas'la Hizbullah'a karşı karşıya getirme. Hamas'la İran'ı karşı karşıya getirme. Ya hepimiz biliyoruz Hamas'ın kullandığı bütün füzeleri şunları bunları kim verdi yani? Yani bunları sır değil herhalde onlar. Veyahut da Hizbullah'ın elindekiler kimden? Yemen'in elindekiler kimden? Zaten İran'ın vekil aktörleri bunlar. Evet. Yani Hamas hariç. Bu Hamas işleri iyi takip eden bir izleyicim şöyle bir şey yorum yapmış. Hizbullah yemeği kısık ateşte pişiriyor. Kısık ateşte pişen yemek güzel olur. Gerilla eğitimi gördükleri için sızma hareketine de hazırlanıyorlar demiş. Dolayısıyla hani ne dersiniz buna? Şöyle, uzun vadeli bunu, bir savaşa hazırlar. İzleyicimiz olma, şey mi? Şey. Restoran sektöründe mi kendisi? Aşçı mı? Ya burada neyse. Yani şöyle
İsrail nasıl bazı şeylerin planlarını uzun vadeli yaptıysa Hizbullah'ın da aynı şekilde yaptığını ima ediyor. Şimdi şöyle hocam çok özür dilerim. Kısık ateşte pişiriyor yemeği de insanlar ölmeye devam ediyor. Artık yani bak 7 Ekim'e bu yemeği kim yiyecek? 7 Ekim'e şurada 10 gün kaldı. 10 gün bile kalmadı. 1 yıl doluyor. 1 yıl. 355 gün olmuş. Daha ne kadar daha ne kadar o yemeğin pişmesini bekliyoruz? Peki ama pardon da şunu mu bekliyoruz biz? Çıkar, yani bölge olarak. Pardon biz bölge olarak. Harika ve zengin körfez ülkeleri dahil. Bu arada bu izleyicin önemli bir... Hayır şunu soracağım bir dakika. Harika, zengin körfez ülkeleri biliyorsunuz paraya para demeyen. Şunu mu? Yani Hizbullah canım bugüne kadar neredeydi? Ondan sonra şimdi mi başladı? Hadi Hizbullah hadi. Siz neredesiniz kardeşim? Çok büyük haksızlık olur. Doğru. Bak ama bakın, şimdi şu var. Bunu konuştuk zaten. Aslında. Onu Netanyahu'nun sözlerinde arayacaksın. Arkadaşlar, Arap dostlarımız buradaki dedi. Hadise şudur. Bak bu Hamas'ın bir terör örgütü olduğu yalanını İsrail servis ediyor ama bu yalanı satın alan maalesef İslam dünyasında ülkeler de var. Var tabii. Hamas seçimle gelmiş bir yapı. Evet. Gazze'de. Hamas yakın döneme kadar Avrupa Birliği'nin, ABD'nin dahi terör örgütü listesinde yoktu. Hamas'ın seçimle gelmesi ve başarılı bir model olarak öne çıkması İslam dünyasında birçok ülkeyi çok derinden rahatsız edecek bir gelişmeydi. Ya dolayısıyla onların bu meseleyi yok sayıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani bu çok konuşulmuyor ama saraylar sallanabilirdi yani. Onların akıllarının başına gelmesi bugün İsrail'in hep kuzeye yaptığı manevraların bir gün kendilerine döneceği zaman olacak. Ya bu işin çünkü gittiği yer orası. Eğer bu İsrail durdurulmazsa, askeri olarak durdurulmazsa, işte Hitler örneğine sen geleceğiz demiştin herhalde ilerleyen saatlerde. Geleceğiz. Hayır canım yani son dakika gelişmeler oldukça. Bak o şimdi, o meşhur bir hikaye vardır bak hani. Bazen kağıt yemek istiyorum sen varken biliyor musun? Ye sağlıklıdır, organiktir. Olmaz, ama Seyren Türk'ün kağıtlarını yani, yeme. Şurada bak yahu son şöyle gider ya. Yeni sıcak haberi veririz, sıcak haber üzerinden gideriz. Şimdi orada Netanyahu mesaj paylaşırken, şunu yaparken, bunu yaparken Hizbullah videoyu yayınlıyorsa sıcak haber budur, bunu konuşuruz. Evet tamam ha. Ona kimse zaten bir şey demiyor. Yani... Donuyorum şurada gene. Neyse. Vallahi stüdyomuzun klimatolojik Allah nazar değdirmesin. İklimlendirmesi çok iyi. Bir dakika. Şu arkadaşlarımız sağ olsunlar soğuk olarak koydular. Evet. Giderek daha çok soğudu. Çünkü burası bir buzdolubu arkadaşlar. Allah aşkına şu klimayı gerçekten biraz kapatın. Gerçekten yani evin mi? Yani ya, su konur doğal ortamda ısınır. Oh be. Akıncım, hayır ısınmadı ya. Akın soğudu, yaşlılara, soğudu, yaşlılara akın. Hürmet bizim geleneklerimizde de vardır. Vicdani olarak da bunu ya. Yapmamız lazım. Lütfen onların talebi üzerine klimayı gerçekten kapatın arkadaşlar. Gerçekten yani donuyoruz. O arada da program yapmaya çalışıyoruz. Neyse teşekkürler İsmail Yüker gerçekten. Ya su içemedim bırak üşümeyi. Eğer Hizbullah. Stratejik sabırla, Tahran'la beraber gerçekten bekledikleri bir şey varsa ki olabilir. Bir strateji vardır. Güçleri yetmiyor olabilir. ABD ile temas içerisinde olabilirler ama bir gerçeklik var. 50 bin kişi, 15 bin çocuk hayatını kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanımız çok daha farklı bir vurgu yaptı. 10 bin çocuk kayboldu dedi bebek. Nerede bunlar dedi. Eğer bu kısık ateş bu şekilde devam ederse belki biz seneye de 7 Ekim günü ikinci yıl oldu hala nerede bu kısık ateş? Ne zaman pişecek bu yemek diye sormak durumunda kalabiliriz. İsrail'in bu bombardımanı Hizbullah'ın birçok roketi atamadan bertaraf edilmesine sebep oluyor. Ve aradaki hinterland'ı keserse eğer İsrail, Hizbullah çaresiz kalabilir. Eğer bir gün bu iş patlayacaksa bence vaktidir. Çünkü hiçbir saldırıya cevap veremediler. Levent Bey bir sorum var size. Bakın işte Hizbullah bazı şeylerle İtam altında bırakacak cümleler de oldu ama burada mesele sadece Hizbullah mı? Yani ah Hizbullah 7 Ekim'den sonra hemen harekete geçseydim farklı bir şey olacaktı. Yani bütün bölgedeki koskoca zengin devletler bitti. İhale Hizbullah mı kaldı? Çok haklısınız. Arap devletleri saldırı görmediği müddetçe kıllarını dahi kıpırdatmayacaklar. Çünkü Netanyahu ve ABD onları tamamen bağlamış vaziyette. Şimdi bir çok emin olmayalım. Son dakikaysa şimdi ben iptal edeceğim senin yok, son dakika. Yok Andacığım, bir son şey dakikaları söyleyecekken evet. Şimdi bak bir Orta Doğu uzmanı ve o bölgenin insanı ismini vermeyeyim.
bir mesaj attı, programımızı izliyormuş. Diyor ki Hizbullah topyekün bir savaşa giremez. Girdiği anda İran'ın bütün vekil güçleri de savaşa girer. Dolayısıyla İran'da girer ve Orta Doğu'daki gücü zayıflar. Kaldı ki Hizbullah Lübnan'ı yönetiyor. Bu kazanımların elinden çıkmasını istemez. Çok doğru. İran sonuçta Hizbullah'ı yalnız bırakmaz. Doğru mu? Şimdi şöyle bak. Öyle mi diyor? Bu mesaj bırakmaz aslında Levent Hoca'nın bir süredir anlatmaya çalıştığı şeyi özetleyen bir mesaj. Demin o ayakkabı örneğini ondan vermiştim. O Iraklı gazeteci kendisini ve ailesini feda ederek Irak'taki katliamı dünyaya duyurdu. ABD başkanına ayakkabı fırlattı adam, yani canını içe saydı. Şimdi bazı davalar, bazı mücadeleler gerektiğinde kendini feda ederek yapılması gereken mücadelelerdir. Burada herkesin o kadar vazgeçemediği çıkarları var ki, herkes kendi kişisel konforundan devlet bazında da, örgüt bazında da, yönetici bazında da vazgeçemiyor ki, bence İsrail aslında bu boşlukları da kullanıyor. Yani bugün şimdi Lübnan'ı yönetiyor Hizbullah. Bak bu ifade önemli. Lübnan'da aslında bir, değil mi? Bir devlet var. Bir devlet var. Hükümet ama o devlet var. Nasıl bir hükümet, nasıl bir devlet? İşte cumhurbaşkanı başka bir mezhepten, başbakan başka, meclis başkanı başka ya da dinden. Zaten orada Hizbullah bir kazanım elde etmiş. İran'a bakıyorsun, Yemen'de İran etkisi var, Irak'ta İran etkisi var, Suriye'de İran etkisi var. Topyekün bir savaşa girdiklerinde evet bu mevcut kazanımlarını kaybetme riskleri var mı? Var. Dolayısıyla herkes kendi çıkarlarını maksimize etme peşinde ve uygun zamanı kolluyor. İsrail de onu yapıyor ama İsrail bence bu bölünmüşlükten, bu Müslüman dünyadaki kendilerini feda edemeyen, koltuklarını feda edemeyen yöneticilerin bu konformist tavırlarından da faydalanıyor. Mahmud Abbas ne dedi bizim parlamentomuzda? Hiçbirimizin hayatı dedi, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların hayatından daha değerli değil. Evet, ama o çocukların hayatını kurtarmak için kimseyi suçlamadan söylüyorum, daha somut adımlar atmanız lazım. Kesinlikle sana katılıyorum. Daha somut adımlar atmanız lazım. Tabii. Yani işte, ihaleyi bir tek Hizbullah'a bırakmak doğru mu diye. Bir şey soracağım. Hizbullah'ın gücü İsrail'e yeter mi? Hizbullah'ın, şimdi neyi anlattınız demin harita başında? Hayır, çok özür dilerim. İsrail'in savaş planı. İsmet abi şunu anlatsın. 2006'da, 2012'de bu Hizbullah, bu Hamas Gazze'de ve Lübnan'da İsrail'i geriletmedi mi? Geriletti. Tabii. Mağlup etmedi mi? Etti. Peki nasıl etti? Askeri güçle mağlup etti. Askeri güçle, evet. Tamam. Savaşarak mağlup güzel, etti. Güzel, benim de sorum o. Şimdi Hamas'ın gücünde çok bir azalma olduğunu biliyoruz. Elindeki malzeme de dahil olmak tabii, üzere. Tabii. Ama Hizbullah açısından baktığımızda acaba Hizbullah'ın gücü bugün İsrail'e yeter mi? İsrail'in savaş planı ikiniz de haritada anlattınız. Hizbullah'ın savaş planı ne? İşte şimdi onu söylüyoruz. Yani birincisi İsrail'in gücü, tabii askeri gücü kuvvetli. Fakat İsrail'deki sıkıntı ne? İsrail'deki sıkıntı savaşacak. Çünkü haksız bir savaş olduğu için buraya yeteri kadar mesela insanın böyle canını verirsin. Niye verirsin? Güçlü bir motivasyon vatanın yok. Vatanın için verirsin. Bu motivasyon yok. Yok. Bakın şu anda İsrail'in iş sorunları belki çok çok daha büyük göstermiyorlar. Enflasyon artmış. Güvenlik meselesi ciddi boyutta. Sivil itaatsizlik var. Evet. Ülke içinde çok ciddi bir bölünmüşlük var. Netanyahu kendi çıkarı için bu savaşı büyütüyor diyen ciddi bir kanat var. Efendim rehineler nedeniyle itiraz eden kesimler var. Binlerce kişi var. Askere gitmek istemeyen on binler var. Askere gitmek istemeyen dini kesimler var. Onlar askerlere tepki gösteren. Yani böyle bir İsrail arasında. Netanyahu biraz da bu savaşlarla kendi içindeki o çatlakları da yamamaya çalışıyor. Şimdi buradaki Hamas'ın Hizbullah'ın avantajı ne? Hizbullah yani kaybedecek fazla bir şey, ölümden korkmayan bir grup bunlar. Hamas da öyle. Ve bugüne kadar da gösterdi Hamas ölümden korkmadığını. Tamam. Peki savaş planı ne? Bak belki son dakika olabilir. Sen seversin böyle şeyleri. Severim. Yunus'a bağlanacak mısın? Birazdan. O zaman okuyayım ben. Lübnan Meclis Başkanı bir açıklama yapmış. Önümüzdeki 24 saat İsrail ile Hizbullah arasındaki anlaşmazlığı çözme çabalarının kaderini belirleyecek diyor. Önümüzdeki 24 saat. İsrail ile Hizbullah arasındaki anlaşmazlığı çözme çabalarının kaderini belirleyecek. Reuters bir haber geçmiş. Önemli. Beyaz Saray'dan üst düzey bir ismin verdiği bilgiye göre
21 günlük ateşkes için görüşmeler olumlu yönde sürüyor. Bugün gün boyu bu konu konuşuldu biliyorsun. Biliyorum. 21 günlük bir ateşkes için ama tabii daha önce de bu ateşkesle ilgili da, çok adam fazla... Adam aşağıya indi uçaktan, ateşkes yok dedi. Ya orada sanki Yunus bağlanınca onu da sormak istiyorum. Şöyle bir durum mu var? Yani Netanyahu artık mevcut Amerikan yönetimini çok da takmıyor. Öyle yani görünüyor. Mevcut Amerikan yönetiminin... Ben yeni yönetime bakarım gibi bir anlaşma var. Netanyahu üzerinde bir yaptırım gücü de bir etkisi de sanki yok gibi. Aynen öyle. Hadi onlara da meydan okuyalım. Onu birazdan bağlanırız. Bu o arada zaman... burası da böyle kısık ateşte yemeğin pişeceği bir seviyeye geldi. İsmail Dükel'le geçmişte. Birçok ülke bu tür stratejiler... Şimdi evet, Hizbullah'ın stratejisini net bir şekilde anlatır mısın? Yani benim anladığım kadarıyla tabii Hizbullah'ın kendi... şey var, bizim okuyabildiğimiz kadarıyla. Tabii ki zaten onu merak ediyorum. Hizbullah tek başına bir karar vermiyor. Bu kararı koordineli bir şekilde veriyor. Kimle? Bu koordinel içerisinde. Tahran'la. Yani Tahran var bu işin içerisinde. Bu işin içerisinde Yemen var. Bu iş içinde Hamas var. Hatta belki Türkiye'den bile görüş alıyorlardır değişik şekillerde. Bilemiyorum onu. Şimdi bu tür işlerde şöyle yapılmıyor. Artık biraz önce bir... şeyi anlattı bir dostumuz buraya gelmeden önce, bazı ülkelerle yapılan bir takım ilişkilerde hiçbir zaman telefon şu bu falan yok. Ya buradan gerekirse uçağa atlanıyor, bilmem bir başka ülkeye gidiliyor, yüz yüze söyleniyor, evet. Ve geri geliniyor. Evet. Bunun çok örnekleri de vardır, ben de bizzat şahit olduğum başka şeyler de vardır devlette. Yani bu tür şeyler, belki de bazı şeylerin uzaması da bundan da kaynaklanıyor olabilir. Yani nedir? Birçok iş artık bu kadar çağrı cihazları, telefonlar falan hiçbir güvenli olmadığını herkes biliyor. O zaman kendilerine has her direniş örgütü kendi tecrübesine veya durumuna, konumuna göre bir takım yollar deniyordur. Her kısıtlamanın bir de ayrı bir çözümü de vardır. Yani bunu da yapıyorlardır. Ben önümüzdeki günlerde... İşte bir mesela elindeki silahı Hizbullah hepsini dikkat ederseniz bir bütün olarak kullanmıyor. Mesela bir altın vuruş şeklinde bir şey yapmıyor. Çünkü yavaş yavaş. Bu işin uzun olacağını biliyor. Biraz önceki bölgeyi yakından bilen arkadaşınızın söylediğine benzer. Mesela biraz önce size Zafer Bey beğenmese de. Lübnanlı profesörün söylediklerini aktardım. Yani elindeki çok önemli silahları henüz birçoklarını daha çıkarmadı. Ve bunları adım adım uyguluyor diye. Belki de yani önümüzdeki günlerde bilemiyorum çok yönlü bir koordineli bir saldırı içerisinde çok daha sürpriz şeyler de görebiliriz. Abi, gereden su gelene kadar kurbanın gözü patlayacak diye güzel bir atasözümüz vardır. İşte o onu yapacak, o oraya yavaş yavaş gelecek, bu plan program yapacak derken... Ne Gazze yani, kalacak, ne Batı Şeria kalacak, ne Lübnan kalacak böyle giderse. Arkadaşlar biraz önce yani, size Çanakkale'ye örnek verdim. Ya biz neler yaptık? Direnen kazanır. Ya direnen kazanır. Çanakkale'yle ve kendinle bir dakika, Çanakkale'deki ruhla orayı bir arada birlikte bence değerlendirirsen orada çok sahip ciddi bir yanlış var. O başka bir ruh. O başka bir diyor. Vatan savunması diyor yani. Oradaki örneği gösteriyor. O bir Türk'ün direnişi. Abi anladık şimdi, da şimdi bakın yani, vatan direnişi söylüyorum ya Çanakkale'ye abi, örnek abi, verirken şu. Abi senin vatan direnişin Türk'ün direnişi evet. Doğru. Oradaki İngiltere'de Amerika'da okumuş ülkelerin başındaki arkadaşlarla o direnişi bekleme istersen abi, Arap coğrafyasında. Arkadaşlar şimdi Gazze'deki direnişi boşa mı görüyoruz yani, o da kahramanca bir direniş değil mi? Öyle tabii. Öyle. Ben öyle. Gazze'den bahsetmedim ya. Baba zaten. Ama yani anladım da herkesin kendine göre. Yani ben yani, Çanakkale'ye şunun şey için örnek veriyorum. Evet şunu soruyorum. Bu arada sence... İsrail Kanal 13 televizyonu söyleyeyim. Şimdi ne oldu bak. Son dakika. Merhaba ben Zafer, sen Hande. Buyur Zafer Dur, Bey. Söyleyeyim. Hayır benim sözümü kesti. Evet. Hani son dakika beklemiyor muydu zaten? Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyaretinde ateşkes anlaşmasını kabul etmesi halinde hükümeti dağıtacağını açıkladı. Bunlar yani, danışıklı, emin olunlar. Ve bak şu katilin cümlesine bak, devam cümlesi. Düşman diz çöktüyse vurmaya devam edersiniz, ayağa kalkmasına izin vermezsiniz. Hikaye bu bak, ateşkes. Bunların ruhu katil. Tabii. Bunlar sadece yani insan öldürmeyi biliyorlar. Bak şu şeye bak ya, düşman diz çöktüyse diyor vurmaya devam edersin diyor. Yani bu adamların sen barış masasına oturmaya istekli olduklarını söyleyebilir misin?
Diz mi çöktü? Öyle görüyor demek ki. Şimdi onu soracağım. Yani, öyle görüyor. Öyle başlayacağım, sonra da aynı şeyi Levent Bey'e soracağım. Açın arkadaşlar. Evet. Neden? Kimse düğmeye basmasın. Bak kafamı karıştı. Hayır, biraz ısınalım Zafer. Şimdi ondan sonra tekrar üşürüz. Yani bir iki saat üşüdük. Sen de bizim için bir 15 dakika ısın. Ya İsmail abi, hayatın boyunca hep böyle tepkiseldin ya. Biraz yumuşak ol, biraz bak dostluk, barış. Bengibir gibi açıklamalar yapıyorsun. Dostluk ortamı yok ki, ne yapsın? Hayırdır, kafana bugün saksı mı düştü yolda yürürken acaba? Ya sürekli bir tepkisellik var ya İsmail Dükel'de. Ya tepkisellik değil. İki saattir üşüyoruz diyorum. Sen de bir 15 dakika bizim için ısın. Isın, sonra gene üşüyelim. Şimdi, sonra tekrar üşürüz beraber, merak etme. İsmail Dükel, aynı soruyu Levent Bey size de soracağım, hepinize de soracağım da. Şimdi İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a bomba yağdırıyor ya. Saldırılarda şimdiye kadar biz demin en üst düzeyi gördük. Hatta siz söylediğiniz daha geniş bir tablo vardı ama 20 üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü. Şimdi benim merak ettiğim konu şu. Acaba Hizbullah lideri Nasrallah mı bir numaralı hedef? Yani Nasrallah öldürülüp Hizbullah'ı bitirmek mi istiyor İsrail? Şimdi tabii ki Nasrallah'ı öldürmek hedef. Ya çok özür diliyorum da bakın arkadaşlar, bir şey atlıyorsunuz. Ya bak, Zafer yapma İsmail ya. Abi bak, şimdi Hande de bir şey atlıyor. Neyi şimdi atlıyoruz bak, bu, ha? İsrailli bakanın açıklamasında bak, Netanyahu'ya bir uyarı var. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerini masaya oturtmak konusunda bir baskısı var. Adam oradan diyor ki eğer bunu yaparsan hükümeti dağıtırım diyor. Orada işler çok karışık. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama buyurun. Anladım da aynı Netanyahu da indiğinde zaten ateşkes yok diyor diyorum. İşte Amerika'da acaba ne konuşacaklar? Bence Amerika bazı şeyleri görüyor ve İsrail'i kurtarmaya çalışıyor. Bakın İsrail'i kurtarmaya çalışıyor. Onurlu çıkıştan kastım bu. Şimdi kızabilir İsmail. Ya aylardır onurlu çıkış konuşuyorsunuz, konuşuyoruz. Herhangi bir onurlu çıkış falan yok, yapmayın. Onursuzca katlettikleri bir coğrafya var. Şimdi şu soruyu bir konuşalım. Sonra nasılsa gene araya arkadaşım gündem alacaktır sevgili Zafer. Bu geldi. Bu kısa tablo. Aslında daha gelişi var tabii 20 üst düzey Hizbullah komutanı öldürüldü. Baktığımızda eğer yaşıyorlarsa bu iki üst düzey komutan dışında asıl tepede Hasan Nasrallah duruyor. Evet. Şimdi temel soru şu. İsrail'in aslında bir numaralı hedefi Hasan Nasrallah mı? Hasan Nasrallah'ı da aynı şekilde bir suikast sonucu öldürürse tamam, bitti mi diyecek? Yok. Hasan Nasrallah evet hedef. Ama Hasan Nasrallah öldürüldü, Hizbullah bitti. Bu doğru değil. Hizbullah çok ciddi bir yara alır. Ciddi anlamda sahada sıkıntıya düşer. Ama Hizbullah nihayetinde bir fikirdir, bir düşüncedir. O düşünceyi de liderini öldürürsünüz, öldürerek bitiremezsiniz. Bu her ideoloji için geçerlidir. Bu ideolojiyi temsil eden, ideolojini ortaya koyan ya da koyulduktan sonra o ideolojiyi kitleleri peşine takıp sürükleyen her nasıl bir ideoloji olursa olsun başındakini öldürdüğünüz zaman o ideolojiyi öldürmüş olamazsınız. O mümkün değil. Ha, ne olur, elbette ciddi anlamda sıkıntıya düşmüş olur. Bölgesel olarak kendisine alan daraltılmış olur. Ama çekileceği noktada yine toparlar. Yine Hizbullah olur. Bu başka bir şey. İkisi birbiriyle çok bağlantılı değil. Hı-hı. Nasrallah öldürülünce Hizbullah biter. Hayır, değil yani. Tamam, 82 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda ciddi çabaları, emekleri vardır. Sadece onun değil, diğerlerinin de var. Yani bunlar da Hizbullah'ın kuruluşundan beri yaşit olarak baktığında hepsi Hizbullah'ın kuruluşundan beri orada kademe yükselip gelmiş insanlar. Bu işte bir hafta 10 gün önce çağrı cihazıyla bertaraf edilenler de yıllardır Hizbullah'ın önünde. Sadece Hizbullah yara alır, zarar görür ama o bir ideoloji olduğu için Hizbullah'a bitti diyemezsiniz, bitirdik diyemezsiniz. Bir yerlerde saklanır, yer altına iner, yer üstüne çıkar, bir yerlerde dinlenir, kalır ama tekrar bir fırsatını bulur, çıkar. Bu başka bir şey. Hizbullah'ın bu gücü var, pardon, İsrail'in Nasrallah'ı öldürecek gücü var mı? Maalesef evet. Fuat Şükür,
Hizbullah yapısının en önemli ikinci adamıydı. İbrahim Akil bulunamaz denilen kişiydi. Evet ya. Ali Karaki şu anda yaşayıp yaşamadığına dair maalesef belirsizlikler var. 40'a yakın en önemli kişi hayatını kaybettikten sonra tek hedef pozisyonu Nasrallah var ve 1994'ten beri var aslında Nasrallah hedefi. Evet, evet, evet. 30 yıldır. Peki Nasrallah öldürülürse İsrail tarafından ne olur? Nasrallah'ın iktidarda kaldığı, Hizbullah'ın başında kaldığı süre zarfında Hizbullah'ın geçirdiği evrime bakalım. Bir iç savaş atlattı. Taif'ten başarıyla çıktığı, elinde silah vardı. Daha sonra İsrail tarafından işgal edildi Lübnan. Beyrut'a kadar geldiler. 2006 yılına kadar Suriye Beyrut'u işgal etti. 2005'te Hariri hayatını kaybetti. Ve Nasrallah hep vardı. Şimdi Nasrallah'ın altında iki tip yapı var. Onun yerini bekleyen bir, Nasrallah ve Tahran'la birebir uyum içerisinde hareket etmeye sürdüreceğini beyan eden bir grup var. Ama bir grup daha var Hizbullah'ta. Daha radikal, daha sert, daha güçlü çıkışlar yapmalıyız. Tahran'ı zaman zaman beklememeliyiz diyen bir grup. Olur da eğer Nasrallah sonrası Hizbullah konuşulursa içeride küçük de olsa bir iktidar çekişmesi olur. Kazanan taraf Tahran'la kol kola devam edelim derse hiçbir şey değişmez. Ama kazanan taraf daha radikal grup olursa o zaman biz Tahran'dan bağımsız Hizbullah'ın İsrail'e dönük faaliyetlerini bekleyebiliriz. İşte bu çok daha büyük çatışmaları beraberine getirebilir. Aynı soru. Hani şimdi mesela Haniye öldürüldü. Öldürüldü işte. Hayır, öldürüldü. Peki Hamas bitti mi? Hamas bitti mi? Bitmedi. Evet, ama İsrail de durmadı. Hayır, anladım. Şimdi bu tür örgütler için söylüyorum. Hı hı. Yani bu ölenlerin yerini bu tür örgütlerde hızlı bir şekilde doldurulur. Tabii. Ben mesela şimdi Filistinli öldürülenlerin listesini geçen gün bir merak ettim. Kabaca bir internette taradım. Yani kaç Filistinli lider öldürülmüş. Tunus'ta, Cezayir'de, orada, burada nokta atışlarla. Ya sayısı o kadar fazla ki. Fakat ne oluyor? Ölüyor. Tabii bu bir kayıptır. Yani bir önderin öldürülmesi hiçbir şey değildir. Bir kayıptır. Ama bu tür örgütler hızlı bir şekilde onun yerini dolduruyorlar. Nasrallah için özel bir koruma var mı biliyor musun? Vallahi Nasrallah'ı zaten Nasrallah öyle sanıyorum ki ben mesela 2012 Ekim'de Suriye'ye gittiğimde Esad'la görüşmemden sonra Lübnan'da muhtemelen Nasrallah'ta da görüşecektik. Fakat uçağımız Halep'te biraz fazla beklediği için İstanbul uçağını da kaçırmak riskiyle kaldığımızdan dolayı gidemedik o randevumuza. Yani çok sıkışmıştık. Tabii onun da programı aksayacaktı. Verilen saati tutturamadık yani. Haber gönderdik. Yani ben çok sıkı bir şey. Yani bugüne kadar Nasrallah öyle ortaya çıkan birisi değil. Yayınlanan konuşma metinleri de yani ne zaman çekildiği de belli değil. Şey yani ciddi korunuyor. Benim ciddi bildiğim kadarıyla korunuyor. Yani öyle her zaman öyle görüşülebilir. Normal zamanda da her zaman konuşulan birisi değildi. Haniye yani, gibi yurt dışına çıkan bir diplomat da değil. Ya Haniye zaten yani en büyük hatayı o cep telefonuyla yaşayarak yapmış. Evet yani. Haniye ve adamları. Şimdi bir sürü senaryo işte uyduruldu biliyorsun. Sen açıkladın nasıl olduğunu. Yani daha net yani, açıklayabilirim istiyorsan. Yani hepsinin elinde Türkiye tarafından binlerce defa uyarılmalarına rağmen o cep telefonları ellerinden düşmediği gibi konumlar açık. Hatta paylaşımlar yapılıyor. Hatta telefonla konuşuluyor. Ve karşıdakini de riske sokuyorlar. Evet ve ailesini de belki öyle oldu. O özel işte ne denir, devlet konuk evi gibi bir yerde ikinci katta sohbet ederken Haniye elinde cep telefonuyla şöyle uyuyakalıyor sohbet ederken. Diyorlar ki başkan uykunuz geldi odaya geçin. Odaya geçiyor korumasıyla birlikte yatağa yatıyor cep telefonu şurada. Şurada. 5-6 kiloluk. Herhalde şöyle oluyor. Siz benden daha iyi bilebilirsiniz. 5-6 kiloluk bir füze Haniye'nin tam burasına saplanıyor. Yani telefona saplanıyor aslında. Telefon şurada duruyor. İşte onu demek istiyorum yani. Telefona şifon saplanıyor. Yer mi var neyse. Anladım. Telefon burada duruyor. Telefon sinyalinden o 5-6 kiloluk ona da küçük füze diyorlar herhalde füze, değil mi? Drone'la işte füze yani o nokta atış hiçbir yere gitmiyor bakın. Tık diye. Kendi vücuduna saplanıyor. Yani Nasrallah bu hatayı yapmıyor belli ki şu ana kadar. Ama yani işte çağrı cihazı da kullanmıyordur umarım. Bu koşullarda mesela
bu koşullarda haberleşme, şunu bunu da düşünün yani nasıl olabilir? Yani kuryeler, şunlar, bunlar. İsrail bu korkuyu da evet, saldı. Biraz önce seninle de vardın. O kurye sisteminin nasıl çalıştığını düşünün. 8 saatlik yola da gidebiliyorlar yani. Bir cümle için. Bir cümle için. Yani. Peki. Şimdi bir sorum daha var. Levent Bey sizinle başlayabiliriz. İsrail Lübnan'ı bombalarken Hizbullah Tel Aviv'e balistik füzeler yolluyor. Bakın sevgili izleyiciler, İsrail Lübnan'ı bombalarken Hizbullah Tel Aviv'e balistik füzeler yolluyor. Haaretz'e göre Irak, Yemen ve Suriye'den 40 bin milis Golan bölgesinde toplandı. Evet. Haaretz diyor ki 40 bin savaşçı Golan'a geldi. Şimdi İsrail, birinci soru, o harita gelsin bir daha ekrana. İsrail neden Golan benim diyor? İsrail'in Golan'da ne işi var? Eğer şurası. Hande ama bak bu iddianın Haaretz tarafından dile getiriliyor olması bile bence şüpheyle bakmamız gerekiyor. Hayır, ilk başta ondan gelmedi. Başta ondan gelmedi, başkalarından geldi. Peki bu teknolojide, bu çağda 40 bin kişi orada toplanıyor. Irak'tan ve Suriye'den geliyor. Her şeyi havada uçan sineği bile gören İsrail ve ABD buna müdahale etmemişler mi? 40 bin olmasını kişi bekliyorlar ki dediğim gibi meşruiyet kazansın. Yani 40 bin kişi oraya gelene kadar. Ama şey Suriye'den geliyor. Şimdi bakın Suriye şu. İçinden. Dikkat ederseniz sürekli Suriye'yi vuruyordu. Bir dakika İsrail. Diyor ki, şimdi başkaları da dedi doğru. Evet. Haaretz'in son iddiası Irak, Yemen ve Suriye'den 40 bin milis geldi diyor. Tamam mı? Bir defa birinci soru şu. 10 bin olsun canım. Hayır, şunu soruyorum. Öncesine başlayayım. Hı hı. İsrail neden Golan benim diyor? İsrail'in Golan'da ne işi var? Eğer gerçekten 40 bin milis buradaysa ne olur? 1967, ya Golan tepesi 40 bin kişiyi almaz bir kere. Aşağıdaymış. 1967 savaşından sonra büyüyen bir İsrail gerçeğini gördük. 73'te de dedik ki bu topraklar benim. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Golan Suriye toprağıdır. Evet. Demiş olmasına rağmen İsrail buradan çekilmeyeceğini iddia ettiği gibi o bölgede yaşayan ağırlıklı Müslümanların tamamını İsrail pasaportunu dayatıp onları İsrail vatandaşı yaptı. Hatta en son 12 tane çocuk hayatını kaybettiğinde İsrail vatandaşıydı ama hepsi Müslümandı. Aslında bir kısmı Dürziydi bu çocukların. Eğer onu da kaşımaya kişi, kalktı. Tabii yine aynısını yapıyor. Eğer 40 bin kişi ya da 5 bin kişi o coğrafyadaysa ve bu iddia gerçek ise o zaman Hizbullah'ı korumak adına diğer dünyadaki işte İran, Haçlı Şabi yapısı Irak üzerinden Yemen çok güçlü bir cephe açmaya karar vermiş demektir. Yani adım adım Golan üzerinden belki de İsrail'e doğru bir birlik kaydırılabilir. İkinci ihtimal, Hizbullah daha fazla zarar görmesin diye bir tehdit unsuru olarak orada durabilirler. Bak biz de buradayız, ayaktayız. Sen sakın kara harekatı yapma. Çünkü Hande Hanım, eğer İsrail kara harekatına girerse arka safları boşaltacak. Arka safları boşaltacak. Yani tam da Hayfa'ya doğru olan kısmı boşaltacak. Golan üzerinden o grup oraya sızabilir. İsrail'e çok güçlü bir tehdittir. Birkaç bin kişinin bile orada var olması. Ama konu Haaretz olunca, Zafer Bey'in dediği önemli. Tel Aviv ve yakın gruplar bunu söyleyince insan şu kuşkuyu hissediyor ister istemez. Acaba ateşkes olmasın diye mi bu haberler yayılıyor? Netanyahu bütün dünyaya bakın. Ben ateşkes yapmaya gelmiştim ama 40 bin kişi orada, 100 bin kişi burada, 50 bin kişi de aşağıdan beni vurmaya devam ediyor. Ey Batı, lütfen bana ateşkes dayatma deme ihtimalinde olduğu gerçeğini uçaktan göz ardı etmiyorum. O tezi bozdu. Uçaktan neden anlatır mısın? Bir de Haaretz'den önce bunu kim gündeme getirdi? 40 bin milisi. Şimdi bunu özellikle Arap kaynakları yanılmıyorsam söylediler. Bir de bir ilginç bir şey oldu. Şimdi bu olay ortaya çıkınca da kafamı kurcaladı. Ben mesela bazı İranlı akademisyenlerle sohbet ederken ısrarla şeyi soruyordum. Yani bu yanıt meselesi herkesin merak ettiği bir şey. Nasıl yanıt verecek, ne zaman verecek, ne yapacak falan diye. Ya ısrarla bana şöyle şeyler söylüyorlardı. Ya niye ki bu sefer 13 Nisan gibi olmayacak, sadece havadan füze beklemeyin falan diyorlardı. 13 Nisan gibi olmayacak çünkü hiç olmayacak belki de. Hayır, 13 Nisan gibi bir dakika, olmayacak. Havadan diye. Füze beklemeyin, sadece karadan böyle beklemeyin. Milis gelir anlamında çok mı? Çok daha etkili bir şey olacaktır eğer yanıt verirse diye. Biraz önce İran Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da yaptığı açıklama biraz yani farklı şekilde yorumlandı. Dün asıl bence önemli olan açıklama Hamani'nin açıklaması ve
Lübnan'ın yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini söylüyor. Ama İsmet abi, Pezeşkiyan şunu da söylüyor. Nükleer görüşmelerine geri dönelim de diyor. Yani aslında anladım. Pezeşkiyan'ın ABD'deki açıklamaları biraz Batı ile ilişkileri sanki işte, geliştirmek istiyor gibi. O tür bir şey var. Daha önce de söyledi onu. Fakat önemli olan burada Hamenei'nin açıklamasıdır. Hamenei'nin dünkü açıklamaları hep çok bir çıkış netti. Var İsmet abi sende ya. Efendim? hep bir çıkış var. Hayır diyorum. Hayır, şunun için söylüyoruz. Geçmişte de bunlar şimdi Pezeşkiyan AB ile tekrar oturmayı, hatta Avrupa ile ilk temas kurduğu ülkeler Avrupa ülkeler oldu biliyorsunuz. Bir şey soracağım. Bu çerçevede işte. Seyretti. Gerçekten bunu merak ettiğim için soracağım. Batı, Amerika, İran, Batı ya da Amerika ile gerçekten masaya oturmak isterse Hizbullah'ı feda eder mi etmez mi? Etmez. Yani etmez. Bu başka bir şeydir o. O Lübnan'da ilişki başka bir şey. Var. Bir o daha başka geri bir şey. Gelemez oraya. Şimdi burada söyledikleri şuydu. Masaya oturmanın şartı Hizbullah'la ilişkini kesmek. Kesmez. Kesemez. Organize yani burada şey. Mesela ben mesela şu tür ifadeler de duyuyordum zaman zaman sohbetler sırasında. Yani bir bakarsınız karadan bir karada olabilir diye. Yani Golan'daki hazırlık ben, bu mu? Hayır, ben bunu hiç anlam veremedim. Yani karadan derken haritaya döndüm, hatta eve geldim. Yani o sohbetten sonrasında telefonla konuşmuştum bir akademisyen üniversitede. Eve geldim, haritaya baktım, acaba ben yanlış bir şey mi biliyorum? Golan. Yani işte o zaman aklıma geldi ki ve bu haberler de ikisi beraber gelince bu milislerin Golan'a doğru. Niye Golan sorusu önemli. Golan niye çünkü Golan? İşgal edilmiş topraklar Suriye'nin. Evet. Ve İsrail'e dikkat edin, son dönemlerde Suriye'de belli merkezlere yönelik saldırılar yapıyor. Bu saldırıların bir anlamı yok gözüküyor ilk bakışta. Ama belli ki sınırdan bir saldırı olma ihtimaline karşı önleyici bir tavır alıyor. Önleyici hareketler yapmaya çalışıyor. O nedenle ben bu milislerin buradakiler, hatta ayrıntı da vardı. Şöyle ayrıntı. Bu milisler böyle savaş eğitiminden geçmiş tipler değil. Bu bir handikap olarak değerlendiriliyordu yapılan haberlerde. Ancak bunların hızlı bir eğitimden geçirileceğine ilişkin bazı peki o zaman şu soru gündeme gelir. İsrail, Lübnan ve Suriye'yi vuruyor. Gazze, Lübnan, Suriye. Yani sıradaki tamamıyla Suriye mi? Öncelikle onu sorayım. Hayır, ben Suriye'ye nereye kadar gidebilir? Orada Rusya var. Orada Rusya yani var. Tartus'a kadar geldi. Geldi İsmet de abi. Onun ne olduğunu ayrıntısını tam ben mesela öğrenemedim. Bir Tartus'ta bir şeyler söylediler ama o şeyden üste uzak bir yermiş galiba vurulan bir yer. Ya şey de boş konteynerler. Yani limana yakın yerler de galiba vurulmuş. Evet. Rus donanmasından unsurlar da orada. Ama o saldırıda bence bizi de ilgilendiren boyutu şu. Ben sonra o gün, da sıra Türkiye'ye mi geliyor diye soracağım. Hayır yok, ben o gün şuna baktım. 13 taneydi son ajansların geçtiği haber. 13 tane füze attı İsrail diyorlar. Hava savunma sistemleri devreye girdi ve etkisiz hale getirildi. Hı-hı. Orada muhtemelen S-400'ler vardı sanıyorum. Evet, olabilir. Değil mi? Kuvvetle muhtemel onlar vardı. Hava savunma sistemi dediğin şeyin ne kadar önemli olduğunu tarihin bu dönemi bize gösteriyor. Tabii. Eğer hava savunma sistemin yoksa geçmiş olsun. Şimdi bir tartışma da yürüyor ya. Türkiye S-400'leri verdi, verecek işte ABD'ye asılsız. Sen de arkadaşını hiç okumuyorsun. Okuyorum. O yüzden sana pas atmaya çalışıyorum da sen gereksiz alınganlık gösteriyorsun. Şimdi burada hani Suriye'yi konuşuyoruz da ondan önce bakın ondan önce şu Kıbrıs meselesini asıl konuşmak lazım. Bir dakika lazım. Ama bir dakika karıştırmayalım. Evet. Yavaş yavaş gidelim. Şöyle yani çok haklısın. Hep aynı hikaye gündeme getiriyorlar. Bu sefer de Yunan medyası üzerinden gündeme getirdiler. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce aslında yani yazıldı bir hafta oluyor herhalde. 1,5 yıl önce Amerikalılar o kadar tuhaf bir teklifte bulundular ki Türkiye'ye. Yani bize teslim edin kutular halinde İncirli. Başında bekleyelim. İncilik falan demiyor. Nöbetçi koyalım. Bir de nöbetçi koyalım diye. Biz bir de bakınalım. Türkiye tabii ki reddetti. Yani bakınalım anladınız İnceleyelim. Değil mi? İnceleyelim. Mühendisliğini inceleyelim. Türkiye tabii ki reddetti. Sonra hop geldiler. Tamam bir sizin askeriniz olsun bir bizim askerimiz olsun. Türkiye yine reddetti. Şimdi bu sefer de şeyle geliyorlar. Yani aslında hiç olmayan bir teklifi şu an
Yunan medyası üzerinden varmış gibi, yeni yapılmış gibi getiriyorlar. Ne anlama gelir? Ya Türkiye'yi bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyor. Veya Türkiye ile Rusya arasında güvensizlik tabii yaratma. Tabii ki bunu yarattı. İlişkileri ya, bunu bozma. En başından yapmaya çalışıyor. Evet. Ama Türkiye'de bir pozisyon değişikliği yok. Türkiye red. Amerika'nın her talebine red. Ve döndü, ondan sonra da masaya 25 tane madde koydu. Önce kardeşim sen şunları yap bakalım dedi. Yaptın mı sen? Suriye'de 25 maddenin herhangi biri. Çünkü bugüne kadar ne diyorlardı? Elimizde yazılı bir metin yok. Arkadaş sana her toplantıda Türkiye söylüyor. PYD, YPG konusunda yapman gerekeni. Al bu sefer yazılı metin de var. Bunun üzerinde çalış bakalım. Çalış. Milli Savunma Bakanlığı da bugün net bir şekilde açıkladı. Yap. Milli Savunma Bakanı da bugün F-400'ler meselesinde pozisyonumuzda hiçbir değişiklik yoktur diye net bir şekilde açıklama yaptı. Peki şimdi dönelim konumuza. Yani bu Golan işinde İsmail Düker konuşmadın. İsrail'in Golan'la derdi ne? Neden İsrail'inmiş bu Golan? Ya Golan İsrail'in değil. Biliyorum, İsrail neden benim diyor. İsrail önce işgal etti, sonra ilah gitti yani. Evet. Ya Golan çok bereketli bir yer. İki nehir var. Bir göl var. Hı-hı. Su kaynakları, su havzası. Hı-hı. Oldukça bol bir yer. Çölün ortasında su petrolden daha değerli. Dolayısıyla bunu çok istiyor İsrail. Bu sadece hani doğal kaynaklarla aman da ne güzel su var değil. Şam'ı tepeden görüyor. Giden arkadaşlar var mı? Evet. Evet. Şam'a o kadar hakim ki. Yani bakıyorsun eline al dürbünü, Şam'da hangi sokakta hangi ışık yanıyor falan. Ya bu kadar hakim bir yer. Jeopolitik şeyi de yüksek, stratejik noktada, kilit hı-hı noktada. Hı-hı. Bir de Suriye'nin alt tarafında. Yani eğer Suriye'ye doğru bir harekat yapacaksan burası son derece elverişli bir yer. Öbür tarafta Lübnan var, Ürdün var vesaire. Ama yani geldiğin zaman, baktığın zaman, askeri olarak da baktığında çok elverişli. Yani nereden bakarsan Golan önemli. Bu İsrail için önemli, Suriye için değil mi? Aynı şeyler Suriye için de geçerli. Su havzası var. O da İsrail'i bir biçimde görüyor. O da İsrail'in kalbine doğru giden bir yol Golan. Dolayısıyla Golan uzun yıllardır kavga kıyamet, işte el değiştiriyor vesaire. Ama son geldiğimiz noktada, son itibariyle 1800 kilometre karenin 1200 kilometre karelik bölümü İsrail'in kontrolünde maalesef. Şimdi de bu işte 40 bin kişi, sözde edilen 40 bin kişinin Golan tarafında toparlanıp Golan'ı tekrar İsrail'den almak üzere harekete geçecekleri ifade ediliyor. Ama onun sonuçları ne olur? Bugünden kestirmek mümkün değil. Ama şöyle bir sonucunun olacağını çok net kestirebiliriz. Ateşkes olmaması için çok sağlam bir bahanesi olur Netanyahu'nun. Bu onun bahanesi olacak diye buradaki hareket yapılmamalı mı? Hayır, yapılmalı. Bu başka bir şey. Yani o da olacak, bu o bahaneyi kullanacak ama bu da o bahane olacak diye hani es geçilmemeli. Buradan bir hareket, eğer kabiliyeti varsa, yeterliliği varsa o birliklerin, o örgütlerin yapmalı. Ha, sonra kimin olacak orası? O da ayrı bir soru. Yani diyelim İsrail kaybetti Golan'ı, işte o 40 bin kişilik ekip ya da grup her neyse Golan'a çıktı, bayrağı dikti. Tamam da kimin bayrağını dikecek oraya? Öyle kozmopolit, öyle karma karışık bir Suriye'de yapı canım, ki orada bir tartışma yok. Normalde o öyledir de acaba İdlib gibi bir şey mi olur? Hayır. Yani şimdi elbette Suriye'nin toprağı şu anda ama İsrail bayrağı var. Hayır zaten Netanyahu İsrail'den o bayrağı alır. Suriye bayrağı yerine kimin bayrağını dikeceğini bilemezsin. Başka Trump biliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum en son olayı? Yaptığı açıklamada yani, Golan'ın İsrail'e ait olduğunu onaylayacağım dedi. Ama Golan'ın olayı ne? İsrail'in yakın döneme kadar su ihtiyacının %15'i oradan sağlanıyor. Yani su hayattır var ya mutlumuz. Evet, su hayattır. Peki şimdi senin aslında yani demin okuduğun İsrail'den kestim mi seni desteklemek pardon, için söyledim. Bitirmedin mi? Bitti. Çok özür dilerim. Hayır, ben seni desteklemek için söyledim. Peki Yunus bizim... Yok, hayır devamı gelecek mi diye bakıyorum. Yunus, yok, biz bizim... programlarda bu kadar konuşabiliyoruz. Yoksa son dakika diye kesiliyoruz. O yüzden ben fırsat bulduğum anda hemen söyleyeceğimi söylüyorum. Hayır, son dakika diye seni kestiğini söyleyen sen
son dakika diye beni kesti. Bir şey diyeceğim. Biraz gazeteci önce. Ayakkabı atabiliyorsa ben de atsam mesela başıma bir şey gelir mi? Yok gelmez. Senin ayakkabıların pahalıdır, kıyamazsın. Pardon olabilir. Olmaz. Çok ayıp. Şeyin ayakkabısı düzdü, seninki topuklu. Topuklu. Peki Yunus bizimle birlikte. Şimdi Yunus bir ateşkes imkanı Netanyahu reddetmiş olsa da hala var mı? Bir defa bize kısaca bir özetler misin? Amerika ile Fransa'nın öncülük ettiği bu ateşkes neyi içeriyordu? Netanyahu Amerika'dayken bu ateşkes içeriğini bir kere daha konuşma imkanı var mı? Tam Netanyahu Amerika'dayken İsrail'den gelen açıklamada Netanyahu bunu kabul ederse hükümeti dağıtırız diye de bir tehdit var. Dolayısıyla şu an itibariyle bu ateşkesle ilgili Amerika'da ne konuşuluyor? Şimdi bunun başını Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa çekiyor. Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Macron iki tarafla da hem Lübnan'da Lübnan tarafıyla hem de İsrail'de hem Netanyahu yönetimiyle bir süredir görüşmeler yürütüyordu. Ancak bunun tabii İsrail tarafı bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olmasına rağmen Netanyahu'nun bugün açıklamasını dinledik. Ondan dolayı çok tuhaf zaten bu yaşananlar. Büyük bir skandal. Aslında bugün o şu an ekranda gördüğümüz açıklama JFK Havalimanı'nda. Çünkü dün akşam Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Katar bir açıklama yayınladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da yaşananlar kabul edilemez, hoş görülemez. Bu yaşananlar Lübnan'da daha büyük bir savaş riskini taşımaktadır. Bu yaşanan çatışmalardan ötürü insanlar evine dönememektedir. Ondan dolayı iki tarafı da acil ateşkese çağırıyoruz demişlerdi. Ve bugün Netanyahu indi, ateşkes falan yok dedi. Net bir şekilde. Bizim politikamız net. Biz Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz. Zaten uçakta gelirken de bir suikast emri verdim. Bizim durma gibi bir niyetimiz yok dedi. Sonra Beyaz Saray çıktı, dedi ki biz bu açıklamayı da, yani hem Başkan Biden'la Macron'un ikili açıklaması hem de bu biraz önce saydığım ülkelerin ortak açıklaması, biz bunu İsrail'in bilgisi dahilinde yaptık. İsrail de buna katılıyordu dediler. Ve burada Netanyahu'nun Amerika'ya ayak bastığı gibi yağmurun altında çıkıp İsrail medyasına bu açıklamayı yapması Beyaz Saray'a çok ciddi bir tokat niteliğinde. Yani bir şeyi konuşuyorlar, diplomatik olarak anlaşıyorlar, açıklama yayınlıyorlar. Hemen sonrasında Netanyahu, yo öyle bir şey yok ki. Yani ne ateşkesi? Ben vurmaya devam edeceğim Hizbullah'ı diyor. Böyle bir olay yaşanmış durumda. Şimdi Beyaz Saray aynı zamanda görüşmeler de devam ediyor dedi. Ama zaten şundan dolayı da bizim çok ciddi şüphelerimiz var. 31 Mayıs'ta Başkan Biden Beyaz Saray'da biz gazetecileri bir anda topladığında Orta Doğu ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağım diye 3 aşamalı Gazze ateşkes planını açıklamıştı. 4 ay geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun altını çizdi. 4 aydır bir kağıt geliyor gidiyor diye. Yani bu noktada Lübnan'da 21 günlük ateşkes olacak. Ondan sonra diplomasi işleyecek açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar ciddiye alabiliriz? Ki ABD, Netanyahu da artık, yani uzun bir süredir zaten ama hiç ciddiye almadığını, Biden'ı hiç takmadığını, söylediklerinin hiç umrunda olmadığını kendi ülkesinin topraklarına gelip söyledi. Yani Amerikan toprağında açık açık meydan okudu. Ne ateşkesi diye. Ya peki Yunus, oraya girip bir şey sorabilir miyim? Yani bu İsrail Amerika'dan daha güçlü, daha kuvvetli mi? Yoksa seçim süreci nedeniyle şu an bütün Amerika'yı sömürüyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e sana silah göndermiyorum diyecek kadar cesareti yok mu? Şimdi bunu çok dikkatli bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseti, siyasetçileri, kongresi, yani milletin Washington'a yolladığı vekilleri İsrail lobisi tarafından ciddi anlamda kontrol altına alınmış gibi duruyor. Bunun biz çok net itirafını Cumhuriyetçi Parti
Kongre üyesi Thomas Massey'den duyduk. Ne dedi? Yahudi lobisinin, İsrail lobisinin bütün vekillere, bütün kongre üyelerinin başına atadığı bir temsilci var dedi. Biz hangi şeylere evet diyecek, hangi yasalara hayır diyecek bunlara karar veriyorlar dedi. Ve bunların da kampanyalarına, seçim kampanyalarına milyonlarca dolar, onlarca milyon dolar yardım yapıyorlar, bağış yapıyorlar. Bu şekilde de siyaseti ellerinde tutuyorlar. Başkan adaylarına bakın. Donald Trump 2015'te daha adaylık süreci yeni başlamışken çıkıp şunu demişti Yahudi Cumhuriyetçilere. Siz beni sevmiyorsunuz çünkü beni satın alamazsınız. Beni sevmediğinizi biliyorum, oy vermeyeceğinizi biliyorum diyen adam. Şimdi diyor ki beni seçmezseniz ülkeniz yok olacak. Beni seçmeniz lazım. Ben sizin savaşınızı destekleyeceğim. Kudüs'ü size verdim. Başkent yaptım. Golan'ı size verdim. Daha ne yapayım diyor. Sizin topraklarınızı büyütmenin daha büyük bir yolu yok mudur diyor. Ben daha fazlasını yapacağım, sizin koruyucunuz olacağım diyor. Yani o bile oradan buraya gelmiş. Kamala zaten aynı şekilde. Ben kariyerim ve hayatım boyunca İsrail'i ve İsrail halkını destekledim diyor. Yani baktığınızda tamamen kontrol altına alınmış, sarmaşık gibi sarılmış bir sistem var. Bu noktada Başkan Biden, biliyoruz katliama destek verdi, soykırma, hep bunların hepsi doğru. Ama şuradan da bakalım. Mayıs ayının başında Biden çıktı dedi ki CNN'e özel röportajında. Refah'a girerlerse silah gönderimini askıya alacağım dedi Hande Fırat. Ne oldu ondan sonra? Birkaç gün içinde Cumhuriyetçisi Demokrat'ı, siyasetin medyası astı, dar ağacı kurdu, Başkan Biden'ı astı ve şaka gibi ama Biden vatan hainliğiyle suçlandı. En büyük müttefikimize ihanet ediyorsun diye suçlandı, ihanetle suçlandı. Sadece başını çıkardı, bakın hani yani şöyle bir kafasını çıkardı, öldürmedikleri kaldı bir tek. Yani bu noktada hiçbirinin hareket edeceği bir nokta yok. Ondan dolayı soruya geliyorum bu kadar hani uzun bir özet geçtikten sonra. Evet, Amerika'nın hiçbir şekilde burada sanki bir aksi yönde karar vermesi gibi bir durum yok. Bir de şöyle bir şey de var. Tabii hep şunu şey yapmayalım. Aslında Amerika istiyor da yapamıyor gibi bir o şey de vermek istiyorum. O zaman bence açıklamada İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin rehin almıştır. Doğru ya ama bu şu anlamda tabii sen oradan yorumunu yapma da yani orada yaşıyorsun. Evet, evet hani yani bir anlamda öyle denebilir ama şu anlamda gelmiyor. Amerika İsrail'in yaptıklarını hiçbir şekilde desteklemiyor, işine gelmiyor ya da birlikte çalışmıyorlar anlamı da yok. Yani Amerika'nın şu an bölgede 20'ye yakın savaş gemisi, nükleer, denizaltısı, uçak gemisi, yüzlerce savaş uçağı, çoğu 5. nesil. Onu soracağım zaten. Tabii. Peki oradaki sıkıntı şu. Şimdi haritada gelebilir ekrana, senin yan tarafına da gelebilir. Orta Doğu'daki Amerika'nın ek askeri varlığı. Amerika Orta Doğu'ya ek asker gönderiyor. Bunun gene hani genel olarak biliyorum senden rakam açıklanmıyor ama bu ek asker sayısına ilişkin yeni bir gelişme var mı? Niye gönderiyor? Bu bir... Kıyamet savaşına mı hazırlık yoksa her zamanki gibi açıklamalarında caydırıcı güç olarak mı gittiklerini iddia ediyorlar? Bu sefer hiçbiri değil. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık aynı anda bölgeye ek asker yolladığını söyledi. Bunu pazartesi günü duyurmuştuk ilk son dakika olarak. Şöyle bilgiler geliyor. Sayı olarak birkaç düzine diyorlar da yani ona müthiş şüpheyle bakıyorum ben Hande Fırat. Birkaç düzine asker yani neyi değiştirecek yani ne işe yarar? Birkaç düzine askeri yani müthiş şüpheyle yaklaşıyorum buna. Hadi diyelim birkaç düzine asker. Bunlar Güney Kıbrıs'a konuşlandırıldı bilgisi var. Hem İngiltere'nin hem de Amerika'nın askerleri. Bunun da Lübnan'dan tahliye operasyonu için gönderildiği söyleniyor. Bakın. Geçtiğimiz haftalarda CNN Türk olarak bunun üzerine gitmiştik. Pentagon'da sormuştuk. Amerika ve Güney Kıbrıs bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Bakın 30 yıla yakın ABD Güney Kıbrıs'a ambargo uyguladı, silah ambargosu. En son bunu birkaç yıl önce ambargoyu kaldırdılar. Şimdi de askeri işbirliği anlaşması imzaladılar. Çok önemli bir nokta bu. Ve şimdi de orayı İngiltere, Amerika ve Almanya bir üs olarak kullanıyor. Yani yüzer uçak gemisi gibi kullanıyorlar Güney Kıbrıs'ı. Ve bunun da Lübnan'dan büyük bir tahliye operasyonu adına gerçekleştirildiği
haberleri geliyor. Peki kimi tahliye ediyorlar? Amerikan, yani kendi vatandaşlarını. Kendi vatandaşlarını mı? Anlaşıldı. Ya bekletiyorum, kusura bakma. Şimdi Kıbrıs meselesini konuşalım diyordun. Yunus'a soru da sorabilirsin ayrıca ama şunu merak ediyorum. Yani o zaman bu ek askerler kendi vatandaşlarının tahliyesi ise ve Yunus'un ifadesiyle adeta bir işte yüzen liman olarak oranın kullanılması hem Amerika hem İngiltere. Şu anda kaç askeri var Amerika'nın bölgede? Bana mı sordun Yunus'a mı? Ben 50 bin. Pentagon 50 bin. 50 bin mi? Yunus biliyor muyuz? Pentagon'daki üst düzey yetkiliden geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştim Zafer Şahin. Bize 40 bin dedi yetkili. Resmi rakam bu. 40 net. Bin evet. Hani duyum falan okudum. Değil. Doğru. Resmi Pentagon 40 bin dedi. Ama burada bir şerh düşeyim. Bu 40 bin ve bunun üzerine birkaç şu an o gördüğünüz bunun üzerine birkaç düzine daha mı göndereceğiz diyorlar. Yani ona ben hiç inanmadım işte. Yani birkaç düzine çıkayım. Bir düzine 12 taneden sayarsan 50, kaç 60, olduğunu bilemiyoruz. 60 asker. Yapmayın ya, ben ya hiç Allah Allah. Birkaç düzine. Haberi aktardım ya, ama daha lafın etmeye gelmezdi. Onun için diyorum. yani pardon affedersin dinliyoruz. Ya vahim olan hani ne biliyor musun? Bak Yunus'a gitmeden ben hiç inanmıyorum. İnanmıyorsun. Şöyle diyorum, tamam ben de inanmıyorum. Vahim olan şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin neden burada 40 bin askeri var? Mesela kimse bunu sorgulamıyor yani. Onu sorguluyoruz yani bu yasallar, işte. Hayır bu ya, sanki yasallaştı. Uluslararası, tabii uluslararası yani hukukta böyle hak, bir... Arkadaşlar hakkı, bunu sorguluyoruz. Şu an Amerika'nın neden bu kadar askeri var burada? Şöyle. 40 bin yetmedi. Birkaç düzine Yunus'un ve benim inanmadığımızı şu an açıkladığımız. Ya alay birkaç ediyorlar. Birkaç düzine alay tahliye için geldiği iddia edilen gerçekten o kaç düzine ve niye tahliye için bu kadar asker geliyor? Ve niye tahliye ediyorlar? O zaman şunu anlarım ben. Eğer Amerika, İngiltere ve Almanya Güney Kıbrıs'ı yüzen liman olarak kullanıp vatandaşlarına tahliye ediyorsa İsrail'in sıradaki planı isterseniz limana kadar deyin, ister limanın altı nehre kadar, ister nehrin altına kadar deyin. Demek ki Lübnan'ı da aynı şekilde büründürmek diye düşünüyorum. Şeyi de yaptılar. Hande, kara harekatı konusunda bunu Hande Fırat. Çünkü İsrail Genelkurmay Başkanı dün askerlere o açıklamayı yaptı. Bakın uçakları duyuyorsunuz, tepeden vuruyorlar. Biz sizin Lübnan'a karadan girişinizi hazırlıyoruz dedi. Net kamerada bu yani. Bu da duyum falan değil. Kamera önünde İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'ı karadan işgale hazırlandıklarını söyledi. Pentagon da bunun üzerine şu yorumu yaptı. Dedi ki karadan işgal çok yakın zamanda gerçekleşmez dedi ama bu açıklama bile kendi içinde bir itiraf. Yani işgal bir süre sonra gerçekleşecek ama çok yakın değil. Hani bugün yarın değil gibi bir açıklama yaptı Pentagon. Bir de o 40 bin sayısına bir şerh düşeyim. O 40 bin büyük ihtimal şu an karada olanlar. Yani Katar, Bahreyn, Ürdün, Suriye, Irak. Yani buralarda olanlar. Ondan dolayı bir de burada bu çıkarma grupları var. Savaş gemisi var, uçak gemisi, nükleer denizaltı. Bunların hepsiyle toplarsak herhalde ona bir 10-15 bin daha eklemek lazım. Çok net. Evet İsmet Özçelik. Şimdi bu özellikle Kıbrıs bu meselesi, Güney Kıbrıs meselesi ve tahliye meselesini meselesi. Sürekli gündeme getiriyoruz. Bazen hani sürekli niye gündeme getiriyorsunuz diye garip garip de şeyler geliyor. Bazı mesajlar da geliyor. Bu yüzden getiriyoruz. Anlattık. Evet işte yani orada çok ciddi bir olay yaşanıyor. Şimdi birdenbire aynı Yunanistan'la olduğu gibi orası bir şey karargah haline getirdi. Operasyon karargah haline getirdi. Hatta İsrail'in uçaklarının kendi havaalanları risk altında olduğu için saldırıları Rum kesiminden kalkıp Lübnan'ı vurma veyahut da Gazze'yi vurma şekline dönüşebileceği iddialar da geldi. Hizbullah bunun üzerine biliyorsunuz Rum kesimini vururuz diye bir uyarıda bulundu. Sonra Rum kesiminden böyle bir şey yoktu. Hatta oradaki muhalefet de itiraz etti. Böyle bir şey dedi. Ama şimdi niye bu? Rum kesimi niye bu kadar rahat davranıyor ve oralara bu kadar olanak sağlıyor? Acaba Rumlara verilmiş başka bir söz mü vardır? Yani kuzeyle ilgili, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili
oraya verilmiş bir söz mü vardı? Mesela abi ne olabilir? Ne gibi? Yani ne olabilir? Şimdi Rumların NATO niyeti ne? Örneğin. Hayır, NATO üyeliği Kıbrıs zaten anlam planı kabul edilip de tek Kıbrıs olsaydı olacak. Şu anda NATO'daydı Kıbrıs. Buna itiraz ederler miydi kimse? Ya da Türk askerini oradan çıkaralım. Türk askerinin oradan çıkması meselesi var. Birleşmiş Milletler zaten orada biliyorsunuz abuk subuk işler yapıyor. Bir yol açma meselesinde neler yaşandığını gördük. Rum askerinden daha Rumcu duruyor yani evet. Orada. Şimdi burada bu kadar yığınaktan sonra eğer hedeflerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa bir oldu bittiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? Biliyorsunuz orada İsraillerin, Yahudilerin toprak alımı ile ilgili birçok tartışmada yaşandı. Bazı belki biraz abartıldı ama ciddiye alınabilecek bir şey. Çünkü bir vaka, Kıbrıs öyle. Yasalarına göre hangi avukatın kasasında kimin ne kadar toprak veyahut da bina alındığına ilişkin veriler tam tespit edilebiliyor mu? Ya da hangi avukat yok. 81 ayrı şirkete taraf olup dahil olup bu kadar şirket toprak alabiliyor o bölgede? Evet, çünkü onları bilmiyoruz. Tarihi gizli bunlar. Oradaki yasalar bu. Ya tarihi boş bırakmışsa ve bir sürü alışveriş yapılmışsa da haberin yok. Çünkü tapuda gözükmez bunlar. Kıbrıs oranın yasalarına göre, KKTC yasalarına göre. Şimdi burada eğer böyle bir işe kalkışırlarsa doğrudan peki savaşa kim girer? Garantör devlet kim? Türkiye. Türkiye girer. Türkiye girer. Yani hep söylüyoruz işte bundan sonraki hedef Suriye mi, şurası mı, burası mı diye. Aslında asıl hedef Türkiye burada. Pardon, çünkü bir tane daha son dakika evet. Geldi. Efendim İsrail ordusu 220 hedefi vurduk diyor bugün. İsrail ordusu yaptığı açıklamada jetler bugün Lübnan'da, aralarında roket atarlar ve silah depolarının da bulunduğu yaklaşık 220 Hizbullah hedefini vurdu. Şimdi sabahtan beri aslında İsrail ordusunun yaptığı açıklamalarda Hizbullah'a vuruyoruz, Lübnan'a vuruyoruz açıklamalarını, ifadelerini görüyorduk. Yunus çok net ifade etti. Yağmura rağmen Amerika'ya inen BM toplantısı için Netanyahu ateşkes yok dedi. Ve havadayken Hizbullah'ın hava saldırılarından sorumlu komutanın öldürülmesi için talimat verdiğini gene Yunus aktardı. Ve şu an itibariyle İsrail ordusu yaptığı açıklamada jetler bugün Lübnan'da, aralarında roket atarlar ve silah depolarının da bulunduğu yaklaşık 220 Hizbullah hedefini vurdu dedi. Tam 220 hedeften bahsediyorlar. Dolayısıyla Yunus, yani şimdi buna baktığımızda 220 hedef bugün vuruluyorsa tam da dünkü toplantıda Amerika Fransa'nın öncülük ettiği Avrupa Birliği ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması, 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılması ve bunun Netanyahu tarafından reddedilmesinin ardından Amerikan topraklarına ayak basan Netanyahu'nun ordusunun bugün 220 hedefi vurması, bundan sonra bana ateşkesle falan gelmeyin, sizin ateşkesinizi falan dinlemiyorum demek. Yani hop Amerika'da bunu sineye çekip oturacak mı diye, ya sana tabii ki bir zorda sokacak yorum da yaptırmak istemiyorum ama ya bu konuda bir şey diyorlar mı? Ya da bu konuda bir yorum yapılıyor mu? Yani bir yandan ateşkes diyen bir, eğer gerçekse bu temennileri, Amerikan yönetimi var. Diğer taraftan ya topraklarına basıyorsun Amerikan yönetiminin, 220 hedef vuruyorsun. Ya bu ne periz, bu ne lağda tuşlusu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ayşegül kızımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu kadar Amerikan vatandaşıydı. Tabii ki. İsrail askerler tarafından doğrudan hedef alınarak kurşunla kafasından vurularak hayatını kaybetti. Şehit evet. Oldu. Evet. Bir cümle çıkmadı ABD'li yetkililerden. Evet. Araştırıyoruz dediler. Başka birisi olsaydı Amerikan vatandaşı yok, diye kıyameti koparırlardı. Kıyamet kopmuştu. Değil mi? Yunus, savaş bile çıkarırlardı. Değerlendirmen. Çıktı Levent Hocam. Başkan Biden kurşun yerden sekip kafasına kazara çarpmış dedi. Keşke çıkmasaydı o açıklama ağzından. Yani daha yani, kötüydü öyle dalga bir açıklama geçer olması. Gibi ya. Yapmasa daha iyiymiş açıklamayı. Evet. Evet. Şimdi diğer konuya gelince şunu söyleyebilir Sande Fırat. Tam Mart, Nisan aylarında hep
şunda ısrar ediyordum. Hala onda ısrar ediyorum. Çünkü o zamanlar şu çok yaygındı şu görüş. Bunlar tiyatro yapıyor, mizansen yapıyor diye. Biden ve Netanyahu arası gerçekten açık. Çünkü Netanyahu, affedersiniz bu kelimeyi kullandığım için, Biden'ı sallamıyor. Biden'ı sallamıyor. Bu çok net ortada. Yani Biden evet İsrail'e destek veriyor, silah gönderiyor, diplomatik olarak destek veriyor. Ama yine de bu savaşın yönetilmesi konusunda ciddi fikir ayrılıkları var. Hatta geçen ay hatırlayalım şöyle demişti. Ne demişti? Tek kelimeyle olayı özetlemişti. No demişti. No, hayır. Neye hayır demişti? Netanyahu ateşkese ulaşmak için yeterince çaba gösteriyor mu? Hayır diyerek Netanyahu'yu hatta medyanın da önüne atmıştı. Burada da gördük. Yani o kadar çok örnek var ki Netanyahu ve Biden'ın kameralar önünden çatıştığı. Şu anda da Netanyahu'nun... Ya Biden Netanyahu'ya çok kızgın. Evet. Nobel yani Barış Ödülü alma ihtimalini ortadan kaldırdı. Bir bitirsin hemen. Yani Biden, evet Levent Hocam, hani haberler çok sızdırıldı Beyaz Saray tarafından. Biden gizli görüşmelerde Netanyahu'ya küfrediyor. Ona işte öylesin böylesin diyor. Ağzından ateşler püskürüyor. Büyük ihtimal doğru. Çünkü Biden'ın da Blinken'ın da bütün Biden-Harris yönetimini rezil etti. Bu yıl özellikle bütün yaptıklarıyla. Yani ABD bir şey diyor. İsrail ondan sonra daha bir gün geçmeden tam tersini yapıyor. Yani düşünün, bu kadar ülke, 10 tane ülke açıklama yayınlamış. Beyaz Saray sayfasına düşmüş dün gece. Ateşkese çağırıyoruz, 21 gün ateşkese olmak üzere Lübnan'da diye. Sen geliyorsun, Amerika'ya ayak basıyorsun, şakır şakır yağmur yağıyor, iniyorsun diyorsun ki yo ne ateşkesi canım, biz sizi vurmaya devam edeceğiz diyorsun. Yani bu, yani mizansen olacak noktayı çoktan geçti. Burada Netanyahu açık açık diyor ki ya sen kimsin ki ben seni takayım? Sen zaten 40 güne seçimlere gidiyorsun, ondan sonra da emekli oluyorsunuz. Ben seni niye takayım diye çok net söylüyor. Ondan dolayı hep şuna önem veriyoruz. 26 Temmuz'da Florida'da Trump'ın rezidansında Netanyahu ve Trump ne görüştü? Ne pazarlık yaptı? Birbirine ne söz verdi? O günün akşamında Trump neden? Kamala'nın aksine ben senin terörle mücadeleni açıkça destekleyeceğim açıklamasını yaptı. Bence Netanyahu'nun şu an yaptıklarını Amerikan iç siyasetinden ayrı okuyamayız. Aynı bağlamda okumamız lazım. Amerikan iç siyasetiyle birebir şöyle yapalım şu an Yunus, yaşananlar. Bu önemli anlattıkların, bir reklam arası vereyim. Bu görüşmenin ayrıntıları ne olabilir bir onu konuşalım. Ama reklamlardan sonra. Efendim, gece görüşü devam ediyor. Kusura bakmayın, hafif gülümseyerek başladım. Çünkü Zafer'le biliyorsunuz aramızdaki atışmalar reklam arasında da devam ettiği için. Şimdi son dakika bir gelişmemiz var. Dolayısıyla hemen Yunus'a dönüyoruz. Çünkü Trump, Zelenski'nin kendisine gönderdiği mesajı paylaşmış. Bu da bir enteresan tabii. Nedir o mesaj Yunus? Bize anlatır mısın? Ve yani hani tabii merak ettim, ne mesajı, WhatsApp mesajı mı, nereden mesajlaşıyorlar gibi çeşitli sorularım olabilir. Evet, bunu Volodymyr Zelenski Ukrayna'daki elçisi aracılığıyla Trump'ın ekibine yollamış. Trump da Trump'lığını yaparak bunun screenshot'ını, yani ekran görüntüsünü alıp kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Çok tuhaf, hemen o mektup gibi mesaja geçeyim. Şöyle söylüyor. Sevgili Donald, umarım iyisindir. Yakın zamanda yaptığımız telefon görüşmesini hatırlıyorum. Gerçekten çok iyiydi. Ukrayna'da hepimiz bu savaşı adil bir barışla sona erdirmek istiyoruz. Ve Amerika olmadan bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yüzden birbirimizi anlamak için çaba göstermeli ve yakın temasta kalmalıyız. Günler önce sizinle bir görüşme talep ettik ve düşüncelerinizi doğrudan ilk elden duymak istiyorum. Bilirsiniz, size bağlı her konuda her zaman büyük saygıyla konuşurum ve olması gereken de budur. Cuma günü New York'ta olabilirim. Bu görüşme için uygun bir zaman olur.
birbirimizi %100 anlamak ve kişisel temas kurmak bizim için önemli diye düşünüyorum. O tarihte New York'ta olup olmadığınızı bana haber verirseniz gerçekten buluşmak isterim. Bu görüşme, bu savaşı adil bir şekilde sona erdirme çabalarımızın bir parçası olarak çok önemli olur. Sevgilerimle Volodymyr. Yani Zelenski, Cuma New York'taysan haber et, Cuma New York'ta görüşelim demiş. Trump da bu mesajı aldı, sosyal medyasından paylaştı. Yani gördüğüm en tuhaf diplomatik olaylardan biri. Ya sevgili ya. Donald bak. Bir şey söyleyeceğim. Hande, umarım iyisindir. Bak bak. Ama şu var, şimdi bu adamı nakliye uçağıyla getirdiler. Bak Biden kızar. Bunun neyle gideceği belli olmaz. Şimdi Trump. Ya çok enteresan değil önce. Cuma günü New York'ta olabilirim. O da buluşmak için iyi bir zaman olur. Kişisel bir iletişim kurmamızın ve birbirimizi %100 anlamamızın önemli olduğuna inanıyorum. O sırada şehirdeyseniz bana da bildirin. Ya sevgili saygılarımla bir şey diyeceğim. Trump acaba buna yanıt yazdı mı? O yanıtı da kim yayınlayacak onu da merak ediyorum. Yanıt no. Sadece bu kadar yanıt yazmış. Ya şöyle söyleyeyim. No demiş. Trump kim olduğunu hatırlamaya çalışıyordur. Şöyle söyleyeyim. Trump daha birkaç gün önce mitingde Zelenski'yi yuhalattı. Dedi, bu dedi dünyanın en iyi pazarlamacısı, ne zaman gelse ülkemize 60 milyar dolar koparıp gidiyor dedi. Sonra da seçmenlerine yuhalattı. Burada Zelenski'nin bence en böyle şey ilginç olan cümlesi, biliyorsun senin hakkında her zaman büyük saygıyla konuşuyorum. Senden hep işte sitayişle bahsediyorum. Seni zaten çok saygıyla hep anarım. Cuma şehirdeysen haber et, buluşalım gibi bir mesaj atmış. Bu da onu direkt paylaşmış. Yani Trump'ın da tabii bu egosunu okşayan, yani çok hoşuna gider. Starbucks'ta buluşalım birer de kahve geleceksen söyle. Limanın önünde buluşalım. Belki şehre ya böyle peki bir olur. Şey sorabilir miyim? Zelenski neden Trump'a bu mesajı atma ihtiyacı duydu, kendisini yuvalatan? Şunun için soruyorum. Kazanacak mı acaba? Ha, yani Amerika'da dengeler mi değişiyor? Trump kazanıyor gibi mi görünüyor? Şimdi şöyle, normalde Zelenski New York'a geldiğinde hep bunu aktardık haberlerimizde. Hem Kamala'ya hem de Trump'a barış planını sunacağını, sunmak istediğini söylemişti. Ama burada mesajın içinde o da var. Bakın okuyalım satırları. Diyor ki günler önce seninle bir görüşme talep ettim. Hiç geri dönüş yapmadın. New York'taysan buluşalım diyor. Bir de New York'a gelmeden Pensilvanya'ya gitti Zelenski. Bir 155 milimetrelik top mermisi fabrikasına. Orada demokratlarla birlikteydi. Demokrat Pensilvanya valisi Josh Shapiro ile. Orada işte böyle bir seçim kampanyasına dönüşünce Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı dedi ki Zelenski acil şeyini kov. Büyükelçini hemen kov. Böyle diplomatlık olmaz. Sen gidiyorsun demokratlarla seçim kampanyası gibi fabrika ziyaret ediyorsun. Bunu kov dediler. Zelenski de tabii görüşmeyi kabul etmedi. Bir de Pensilvanya gezisine de katılmadı Cumhuriyetçiler ve Trump. Kov dedi büyükelçine. O da büyükelçisiyle mesaj yollamış. Hani ben senden hep saygıyla bahsederim. Bilirsin seni çok severim, sayarım. Seninle oturup konuşmamız lazım. Biliyoruz Amerikasız olmaz bu savaş. Lütfen haber ver. Buluşalım nereye istersen gelirim demiş Zelenski de. Yani Trump seçimlerde öne geçti geçmediği meselesi değil bence. Çünkü Trump'ın da Kamala'nın da şu an eş şansı var. Trump 3 ay 4 ay sonra başkan olursa Zelenski ile hiç arası yok. 3 gün önce mitinginde yuhalatmış. Görüşme talebini de kabul etmemiş. Zelenski biraz yani paçalar tutuşmuş. Ben öyle anladım bu mesajdan. Peki bu mesajı Trump'ın yanılmış olması, yani ben onu yuvalattım işte umurumda değil. Buyur bu mesajı da gönderdi ve ben ondan görüşmeyeceğim anlamı mı çıkarmamız ayağıma gerekiyor? Bak nasıl yalvarıyor benimle görüşmek için. Kapında sıra oluyorlar. Vay be. Yani şu anlama da gelir. Yani dünya benim başkan adaylığımı, başkanlığımı satın aldı. Aslında bunu ona da yormak lazım. Şimdi Netanyahu'nun biz az önce mevcut ABD yönetimini çok da artık takmadığını
tırnak içerisinde iplemediğini söylemiştik. Burada belli ki Zelenski de Trump'ı da boş bırakmak istemiyor. Bir olasılık bu da başkan seçilirse böyle devam edeyim diye düşünüyor muhtemelen. Tabii yani şimdi dünyanın karmaşık nasıl bir karma, böyle bir tuhaf bir dönemden geçtiğini anlatan böyle çok küçük ayrıntılar ama ayrıntı bütünü anlatır. Yani işte sevgili Donald diye yazıyor yani adam. Dear Donald. Evet. Böyle gidiyor. Ne dersiniz bu mektuba ve paylaşıma? Allah derim yani abuk subuk bir iş ya. Bir devlet başkanısın sen. Nereden bakarsan bak. Hani beğen beğenme. Hayır öbürü. Ha öbürü evet. Devlet başkanı değil mi bu adam? Hayır Zelenski. Koca evet. Bir devletin başkanı Donald şu an savuşlar. Yani kalkıp da böyle bir mesaj yayınlaması. Sen ben sana daha önce bir başvurdum. Sen de beni iplemedin. Ama neyse ben senden yine bir randevu istiyorum. Çünkü benim paraya da ihtiyacım falan. Var. Yani bu... yani kepazelik diyeceğim ağır olacak. Onun için demeyeceğim. Ama daha da uygun bir kelime bulamıyorum. Zafer yardımcı ol ya. Şey ya Seven Kalpler hassas olur da yazsaydı. Yani evet burada kalp falan yok mu? Yazsaydı tam bir olurdu. Bir emoji yani. Olsaydı. Bir emoji falan yok. Üç kalp bir yani, şey. Bakın ciddiye almadığımız için olayı ciddiyet olması için esprisini yapıyoruz farkında mısınız? Ya evet devinden yani. Beri yani İzahın işte herkesin yani Yunus'un çok Yunus'un anlatımıyla başladı. Hepimizin çizgisi hepimizin ne olay? Skandal diyor. Çok skandal bir olay. Hepimizin çizgisi işin espri tarafında, işin gırgır tarafında ya, mizah tarafında. Ciddiye alamadık. Ya o adam İsmail bu mektubu abi, yazıyor, kendine, öbürü bak, yayınlıyor. Hande, bak bunu sen kendini bir Ukraynalı'nın yerine koy. Ülken yerle yeksan olmuş. İki senedir devam eden bir savaş var. Milyonlarca insan gitmiş, ölmüş. Senin devlet başkanın seni savaşa sokan bu adam, ABD'nin başkanı bile olmayan, başkan ve adayına, seni yuhalatan bu en büyük pazarlamacı her geldiğinde bizim 60 aslında pazarlamacı orada kibarlık yapıyor. Trump bile kibarlık yapıyor. Başka bir şey söylüyor evet. Orada. Her geldiğinde 60 milyar dolarımızı diyor hüpleten diye senden bahsediyor. Ve sen onunla görüşmek için yalvar yakar oluyorsun. Ya çok acı bir tablo. Yani burada bu mektubu hop yayınlıyor. Bir Ukraynalı şunu sorgular ya ne için der? Ne için benim ülkem bu hale geldi? Bu adam beni... Kimin teşvikiyle bu hale getirdi beni, ülkemi, ailemi? Tabii. Ya bak o kadar kritik ki yani ben şeyden hakikaten etkilendim. Hatta bunu paylaştım da sosyal medyamda. Yani Amerika'nın nakliye uçağıyla bunun BM zirvesine gitmesi bile bence bir devlet açısından, bir ulus açısından çok onur kırıcı. Yani sen egemen bir devletin devlet başkanısın ya, liderisin. Ya şu tamam. Mektubu yayınlayan, şu mesajı yayınlayan onu mu dert edecek? Hayır ya o da hani ayrıntı yani. Bütünü anlatır dedik ya işte bak bu da öyle bir ayrıntı. Yani o kadar çaresiz ki Amerika'nın bir sonraki aşamada eğer başkanı değişirse bu savaşı devam edip ettiremeyeceği konusunda kafasında hiçbir netlik yok. Hiçbir netlik yok. Var. Yok. Ben acaba çaresizim diyor. Trump gelirse ben şimdilik gibi devam edebilir miyim? Ona bakıyor adam. Edemeyecek. Ama işte var o yani. O var. Diyor yani. İşte, alamayacağını biliyor. Evet. Hani alamayacağını bu biliyor. Şu konuşuluyordu. Zelenski şunu söylemişti. Ben BM'de barış planımı açıklayacağım demişti. Değil mi? Yunus öyleydi galiba. Herhangi bir zaten şey açıkladı planı. Mı? Yani Rusları nasıl canım, masaya oturtacağını. Girmeden bir hafta 10 gün önce medya sürekli Zelenski'nin bir planı olduğunu ve çözüm planı olduğunu. Yani hani sadece savaşı bitirecek. Ben takip etmedim bilmiyorum. Sen takip ettin mi abi? Var mı öyle bir yok, plan? Yok öyle bir plan yok. Böyle bir yok, plan yok. Yok şöyle. Yunus bir şey söyledi mi? Bir açıklama yaptı mı? Açayım ben onu. Zelenski zaten bunu dünya kamuoyuna açıklayacak diye bir şey yoktu. Bunu Amerika'nın iki başkan adayına hususi olarak açıklayacak deniyordu. Ha. Zaten bu mesajın sebebi de o. Onun altını çizeyim. Mesajda Zelenski bunu söylüyor. Lütfen buluşalım, birebir oturalım, her şeyi %100 masaya yatıralım. Çünkü bizim direkt olarak konuşmamız çok önemli. Ben senin görüşlerine saygı duyuyorum. Ben sana saygı duyuyorum. Müşri debate yapsalardı. New York'taysan haber ver. Yani görüşme talep ettim, cevap vermedin. Görüşelim diyor. Telefonla arasaydı. Zelenski'yi Trump'ın seçtirdiğini de unutmayalım. 2019'da Zelenski seçildiğinde Trump başkandı. 1,5 yıl boyunca müthiş destek oldu. Senin direnmeye devam et, NATO üyesi yapacağım.
devam et Avrupa Birliği sürecini sizi dahil edeceğiz diye Trump gittikten sonra savaş başladı. Yani savaşın içerisine çeken de Biden oldu aslında. Aslında araları çok kötü olmamalı. Fakat Trump çok net, sen diyor savaşı kaybettin. Milyarlarca dolarımızı heba ettin. Rusya'yı kuvvetlendirdin. Amerika'nın da imajını bozdun. Biden ve sen düşmansınız diyor. Hande ben... Nasıl görüyorsun? Evet. Amerikalılarla çeşitli diplomatik toplantılara katılma olanağım oldu. Ve oralarda gördüğüm sen, bir şey var. Sen Amerikalılarla. Vardı. Yani bir ticari konulardaki toplantılar tabii. Tekstil müzakereleri odur, evet. Bilmem nedir falan. Veyahut da 2003'teki Amerikalılarla Irak müzakerelerinin bir bölümüne. Amerikan Hazine Bakanı o zaman vekili Taylor vardı. O gelip burada bizim dört bakanla beraber Kürşat Tüzmen'in de olduğu bizim binada olmuştu. Şimdi eğer dik durursanız, mesela dirençli durursanız Amerikalılar ona göre davranır. Ama böyle yalvaran veya şey pozisyonda olursanız Amerikalılar sana tam bir şey muamelesi yaparlar. Stalin'in tavuğu. İfadeyi kullanmak istemiyorum. Yani ben Trump'ın yaptığı da esas olarak o muamele. Yani çok net bir şekilde gözüküyor. Şimdi bu arada şimdi Ukrayna'daki gelişmeleri biz bu Lübnan'ı falan tartışırken pek takip etmiyoruz veya milletin dikkatinden kaçıyor. Şu anda Ukrayna'da Donbas bölgesinde Rusların ilerlemesi devam ediyor. Kursk bölgesinde de çok ciddi kayıplar veriliyor. Ve Ukrayna'daki birçok uzman da, askeri uzman da topyekün bir yenilgi riskini gündeme getirmeye başladı. Yani oradan geri çekilirken geri çekilmenin nereye kadar gideceği konusunda endişeleri var. Bu işin maliyeti büyük olacak Ukrayna'ya. Evet, o nedenle şu anda da mesela çok ciddi tesisleri de vuruldu bu arada. Ve ekonomik olarak da çok ciddi sıkıntıdalar. Motor fabrikaları şunlar bunlar falan filan da vurulmuş olduğu anlaşılıyor. Gelen bilgiler bu yönde. O nedenle yani Zelenski'ye yapılan Trump'ın muamelesi, bunu da onu açıklaması aslında yani çekilen muameleyi de gösteriyor. Şimdi Trump dediniz ki seçildi. Yani bu Zelenski'ye ne yapar? Randevu verse kapıda bekletir. Çağırır, saatlerce yani, bekletir. Yani öyle bir malzeme bu. Amerika'nın bir de tipik özelliğidir bu yani. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler çok teşekkürler. Perşembe akşamı gece görüşünde buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.